Efendim merhabalar, iyi akşamlar Habertürk ekranlarından. Şimdi bu akşam da çok kıymetli hocalarımızla aslında koronavirüste geldiğimiz noktayı konuşacağız. Yeni sayılar, yeni veriler açıklandı. Bazı tedavi yöntemleriyle ilgili sıkıntılar da Dünya Sağlık Örgütü tarafından teyit edildi. Bugün itibariyle Remdesivir başta olmak üzere o ilacın kullanımı artık durduruldu. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Ramazan ayında nelere dikkat etmeliyiz? Bunları da etraflıca konuşacağız çok kıymetli hocalarımızla. Ben hemen tanıtmak istiyorum. Akabinde de hem sayılara bakalım hem de üzerine konuşalım. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Bengi Başar bizlerle birlikte, kardiyoloji uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yine Profesör Doktor Erdoğan Çetinkaya İstanbul'da bizlerle birlikte, göğüs hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz siz de hocam. Profesör Doktor Tevfik Özlü, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Skype'la katılıyorlar yayınımıza. Yine Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı. Siz de hoş geldiniz kıymetli hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağolunuz. Başlayalım. Evet, başlıyoruz. Önce bir açıklanan verilere, rakamlara bakalım. Şimdi 22, 23, 24 Nisan son 3 günün verilerini paylaşıyoruz şu anda sizlerle. Bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Aslında o gelişmeyle de başlayacağız. Sayın Özlü'ye soracağım girişte. İlk defa iyileşen hasta sayımız şu ana kadar vaka sayımızı geçti. Bu çok önemli bir veri. Toplam vefat sayısında da gün be gün azalma var. 117 idi. 115'e sonra da 109'a düştü. Öncesinde de 123'tü, 119'du. Salı, pazartesi ve salı günü, pazartesi 123, salı günü de 119 kişi vefat etmişti. Bu Türkiye, hani hep sizlerle konuştuğumuz bir nokta vardı. İşte bir pik noktasını yakalayacağız. 2-3 hafta, önümüzdeki 2-3 hafta çok önemli dediğimiz süreçler vardı. İspanya'da, İtalya'da biz bunların 900'lere ulaştığını gördük. Amerika'da günde binleri aştığını, 2000'leri aştığını gördük. Dolayısıyla çok riskli bir dönemdi. Onu aştık mı, atlattık mı? Artık oraya çıkmadan ya da orada belli bir noktada tuttu, sabitlendi ve kontrollü bir şekilde mi devam ediyor? Bununla başlayalım. Sayın Özlü, sizle müsaadeniz olursa başlamak isterim. Şimdi bugün açıklanan sayılar, rakamlar üzerinden de bir değerlendirmeyle başlayalım. Buyurunuz. Evet, sadece bugünün rakamlarıyla konuşmak yanıltıcı olabilir ama genel itibariyle baktığımızda son 2 haftanın rakamları tutarlı ve gerçekten bunu düşünmemiz için bizi cesaretlendiriyor ya da bunu söylememiz için bizi cesaretlendiriyor. Gerçekten Türkiye'nin çok kısa bir sürede diğer Avrupa ülkelerine kıyaslandığında 5 hafta içerisinde salgının çıkış kolunu yatay hale getirdiğini gördük hep beraber. Şimdi de çok kısa bir süre içerisinde iniş koluna doğru evrildiğimizi aşağı yukarı söyleyebiliriz. Eğer beklenmedik bir karşılaşma olmazsa, yani tedbirlerde bir gevşeme, bir rehavete kapılma olur ve sürpriz bir durumla karşılaşmazsak bundan sonraki sürecin aşağı doğru geçiş süreci olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten baktığımızda geriye doğru sanırım 11 Nisan galiba en yüksek vaka sayımızın görüldüğü tarihti yanılmıyorsam. 5000 civarında bir yeni tanı alan olgumuz olmuştu. İşte sanırım pik noktamız orasıydı. Ondan sonra o rakamı bir daha görmedik. Belki o işte ilk sokağa çıkma yasağı öncesindeki paniğin yol açtığı bir süreçte dalgalanma oldu ama şu an itibariyle de vaka sayılarımız 3000'ler civarında. Şimdi bu 4 günlük tatil de bu sürece çok olumlu bir katkı yapacağına ben inanıyorum. Ve önümüzdeki hafta içerisinde vaka sayılarımızın daha da aşağı doğru ineceğini öngörmek mümkün. Yani şunu söyleyeyim, diğer Avrupa ülkelerinin 12 haftada ancak gelebildikleri noktaya Türkiye 5 haftada gelmiş görünüyor. Ve bunu yaparken sizin de söylediğiniz gibi ölüm sayılarını son derece sınırlı tutmayı başardı.
İşte biz buna zaten salgın yönetimi diyoruz. Salgın yönetiminin amacı bu. Çünkü salgını durdurmak mümkün değil. Böyle bir virüsü tamamen hani duraksatmak, engellemek mümkün değil. Ama bir taraftan bu virüs bulaşırken bir taraftan da vaka sayısının kontrol altında tutulması ve ölümlerin engellenmesi olabildiğince salgın yönetiminin amacı budur. Türkiye bu amacı yakaladı, yani hedefine ulaştı görünüyor. Umarım bu gidişi değiştirecek sürpriz bir durumla karşılaşmayız. Bunu söylerken ihtiyatla söylemek anlamında söylemiyorum. Çünkü tamamen bu şu anda tedbirlerin devamı, hatta daha da yoğunlaşmasına bağlı. Yoksa bir gevşeme olursa tabii ki tekrar ikinci bir pik yaşanabilir. Bir gevşeme olursa ikinci pik. Bu arada 11 Nisan tarihinde 5138 vaka var. Evet. Vefat sayısı 95 ama vaka sayısı çok yüksek o tarihlerde. Evet. Pik yaptığını değerlendirdiğiniz tarih. Baktığımızda aşağı doğru gitmiş. Hikmeti nedir? O zaman öyle sorayım. Yani tedavi yöntemleri mi Türkiye'nin çok iyi? İyileşen hasta sayımız da artıyor. Vefatlar düşük kaldı. Vakalar yüksek aslında. Vakalar çok düşük değil ama kayıp yok çok fazla. Evet. Burada tabii asıl olarak hani üzerinde durulması gereken şu, Türkiye'nin sağlık sisteminin bu konuda oldukça bu stresten, bu testten başarılı çıktığını söyleyebiliriz. Tek bir faktör yerine birçok şeyi bir arada düşünmemiz lazım. Bunlardan en önemlisi bence hani Sağlık Bakanlığı'nın ve oluşturduğu bilim kurulunun bu pandemiyi kontrol etme konusundaki müdahalelerinin, aldığı tedbirlerin ve zamanlamasının, dozajının son derece uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilk başta belki vurgulanması gereken bu. İkincisi, Türkiye'de nüfusun genç olması ölüm oranlarının düşük kalmasında önemli bir faktör diye düşünüyorum. Mesela 65 yaşın üzerinde sokağa çıkma yasağının erken dönemde gelmesi Türkiye'de özellikle ölümleri artırabilecek yaş grubunun iyi korunduğunu gösteriyor. Bu da çok iyi bir uygulamaydı. Zamanında doğru bir uygulamaydı. Türkiye'de yatak kapasitesinin, yoğun bakım yatak sayısının ve iyi yoğun bakım donatılmış teknolojik olarak iyi yoğun bakım ünitelerinin olması, iyi yoğun bakım ekiplerinin olması, Türk sağlık çalışanlarının, Türk hekimlerinin bu konuda gerçekten çok başarılı olmaları, çok özverili olmaları ve Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği, sürekli yenilediği tanı tedavi algoritmalarının, önerdiği tedavi yaklaşımlarının son derece optimal ve etkili olduğunun ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar çok etkili oldu ve bir ağızdan aynı dili konuştu Türkiye. Pek çok ülkede yapılamayandı bu. Yani her hastanede, bütün hastaneler pandemi hastanesi oldu ve her hastanede, özel sektörde dahil, üniversite hastaneleri de dahil, sadece Sağlık Bakanlığı hastaneleri değil, hastalara aynı yaklaşımı uyguladılar. Aynı tanı, aynı tedavi yöntemlerini uyguladılar. Bir dağınıklık, bir kaos ortamı oluşmadı ve Türk hekimleri bu konuda gelen hastayı nasıl yöneteceklerini biliyorlardı. Algoritmalar hazırdı. Hasta geldiğinde kim ne yapacak, hangi aşamada ne tedavi başlanacak, nasıl davranılacak, bunlar belliydi. Ve kendi deneyimlerimizi de işin içine katarak bu algoritmalar güncellendi ve başarılı oldu. Burada tabii ilaç stoğunun da önceden alınmış olması, depolanmış olması ve ihtiyacı olan her hastaya ilaç verilebilir olması, ki bu çok önemli, altını çiziyorum. Çünkü bugün bile mesela birçok Avrupa ülkesinde, İngiltere'de böyle olduğunu Sayın Bakanımız açıkladılar. Doğrudan İngiltere Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Çok ağır hastalara bile ancak başlanabilen bir tedaviyi biz ayaktan hastalara başlıyoruz. Hatta tanı almamış şüpheli hastalara bile başlıyoruz. Yani testi negatif gelse bile klinik olarak bunda şüpheli, bu da COVID hastası olabilir belki diye düşündüğümüz hastalara bile bu ilacı verebiliyoruz. Bu nasıl oluyor çünkü elimizde var. Yani nasıl oldu bu? Neden elimizde var? Neden İngiltere'nin elinde yok, bizim elimizde var? Biz ürettik mi ya da önceden geç geldiği için stoklandı mı? Evet, güzel bir soru. Neden? Çünkü Avrupa ülkelerinin birçoğu başta bu salgını ciddiye almadılar, önemsemediler. Bu grip gibi bir şey ya, bu ne olacak? Bu Çin virüsü dediler. Yani kendilerine bir şey olmayacağını varsaydılar. Bununla ilgili kararları almakta hep geciktiler. Oysa Türkiye'de virüsün ilk açıklandığı 31 Aralık'tan sonra 10 Ocak itibariyle bilim kurulu oluşturuldu ve bilim kurulunun ilk toplantısında buna karşı hangi ilaçları kullanabiliriz diye bir gündem maddemiz vardı. O gündem maddesi çerçevesinde de bu ilaçların temini için acele davranalım diye kararlar alındı. Yine o gün ilk toplantıda
PCR testlerini nasıl üretebiliriz diye bir gündemimiz vardı ve kendi testlerimizi üretmek için müdahalede bulundu. Yani Türkiye çok proaktif davrandı. Bu süreci bize eninde sonunda geleceğini gördü, öngördü. Ama birçok Avrupa ülkesi bunu ciddiye almadı, önemsemedi. Biraz geç kaldılar bu ilaçları temin etmekte. Şimdi Türkiye'de hidroksiklorokin üretimi de mümkün. Ama daha önce de yeterince alınmıştı zaten, depolanmıştı. Sadece o değil, favipiravir ilacı da yeterince alındı Türkiye'de ve başlandı. Bu iki ilaç gerçekten çok işe yaradığına ben inanıyorum. Bunlarla ilgili değişik yayınlar var. Ama gerçekten erken dönemde başlandığında işe yaradıkları belli. Ancak faydasız bulunan yayınlarda genelde ağır hastalara son aşamada kullanıldığı için çok etkili bulunmamış. Ama biz kendi gözlemlerimiz, hani erken devrede başlanıldığında bu ilaçlar hastaların ağır forma ilerlemesini engelliyor, yoğun bakım ihtiyacını azaltıyor. Bakın, Türkiye'nin en büyük farklarından birisi de şudur. Genelde hasta sayınız arttıkça hastane doluluk oranlarınız artar, yoğun bakım yataklarınız tamamen dolar taşar ve mekanik ventilatör bulmakta zorlanırsınız. Bütün ülkelerde, salgının yaşandığı ülkelerde bu gerçekle yüz yüzeyiz. Ama Türkiye'de vaka sayıları artmasına rağmen yatak doluluk oranları artmıyor, yoğun bakım doluluk oranları artmıyor ve mekanik ventilatörde olan hasta sayıları azalıyor. Neden bu artmıyor? Tedaviden dolayı artmıyor. Bir şey. İşte bunun erken, bence tabii. En önemlisi, daha teknik konuşayım isterseniz, daha hocalarım da var. Yok, teknik konuşursanız hocalarım zaten aşina. Biliyorlar, vatandaş anlamaz efendim. Biz anlayalım lütfen. Evet, yani buradaki en önemli şey, bir hidroksiklorokin dediğimiz ilacın erken evrede ayaktan hastalara bile başlanabilir olmasıdır. Bu çok etkili oldu bence. İkincisi, favipiravir dediğimiz antiviral ilacın da daha yoğun bakıma ihtiyaç duymadan pnömoni aşamasında hastalara erken başlanması çok etkili oldu. Üçüncüsü, yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarda hemen entübasyon ve yapay solunum cihazına gitme yerine yüksek akımlı oksijen tedavisiyle takip stratejisi kullanıldı Türkiye'de. Bu da çok etkili oldu. Bir de antikoagülan tedavi dediğimiz kanı sulandırıcı ilaçların erken aşamada başlanması birçok komplikasyonun ortaya çıkmasını engelledi. Böbrek yetmezliği ya da o işte evet, nörolojik tutulum gibi. Ve dolayısıyla bizde ağır vakalar görülmedi, ölümler az oldu. Türkiye'nin bir başarısıdır. Türk hekimlerinin, Türk sağlık çalışanlarının bir başarısıdır. Evet, onlarla gurur kuşkusuz duymamız lazım. Kuşkusuz biz de bu anlamda gerçekten hem gurur duyuyoruz hem de çok müteşekkiriz. Çok kısa yanıt alayım, sonra Sayın Ertuğrul'la devam edeceğim. Eklemek istedikleri varsa, ilaç dediniz ya, erkenden başladık. Stoğumuz ne kadar var? Yani bu ne kadar sürdürülebilir? Ya da artık üretiliyor ve hiçbir problem yok. Virüs aşı bulunana kadar ya da bulunmasa bile biz bu tedavileri daha da güçlendirerek devam edebiliriz der misiniz? Evet, hidroksiklorokin konusunda bir sorun yok. Türkiye'de de hani bu ilacın üretimi oluyor. Ham maddesi getirildi. Türkiye'de de üretiliyor. Dışarıdan da alınmıştı. Yani burada bir sorun şu ana kadar yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak. Bununla ilgili stoğumuz yeterli. Evet. Stoğumuz yeterli. Tamam. Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Ertuğrul, var mıdır eklemek istedikleriniz? Siz genel bir değerlendirme yaparsanız nasıl bakarsınız? Bir de bu Remdesivir ile ilgili doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklama vardı. Oranlara baktığımız zaman hatta ilaç kullanılan hastalarda ölüm oranının daha yüksek olduğunu dahi herhalde söyleyebiliyoruz. Ne söylersiniz, ne dersiniz? Buyurunuz. İkinci sorudan başlayayım. Aynı zamanda yan etkilerin de daha fazla olduğu ve bu nedenle de erken dönemde ilacın kesildiği, bazı hastalarda erken dönemde ilacın kesilmek zorunda kaldığı vardı. Bu arada biz kullandık mı hocam o ilacı? Biz kullanmadık. Bilim kurulunun ilk önerilerinde de aslına bakarsanız yoktu o. Hani biz Remdesivir'e hiç başlamadık. Onu söyleyebilirim. Neden başlamadık? Çok fazla ülke başlamış. Çok fazla ülke kullanmış çünkü, o yüzden. Ama bizim başlangıçtan itibaren bilim kurulunun öneri doğrultusunda biraz önce Tevfik hocamızın söylediği iki ilaç üzerinde yoğunlaşıldı. Ve o iki ilaçta kullanımı daha rahattı. Bizim elimizde de bunlar vardı. Aslına bakarsanız baştan itibaren de bunlarla ilgili
çok çalışma yoktu. Hiçbir ilaç konusunda yeterli çalışma yoktu. Fakat en uygun olabilecek iki ilacı bilim kurulu seçti ve bunların temini yoluna gidildi ve bunlar sonuçta ülkemize getirildi. Hatta bir tanesi biliyorsunuz ülkemizde üretilerek ülkemizin hani bir ulusal firma tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağışlandı. Oldukça yüklü bir miktarda doz. Bu bizim açımızdan avantajlıydı. Bu nedenle de Remdesivir'e veya öyle bir antiviral ilacın kullanımına gerek duyulmadı. Bu birincisi, hani ikinci sorunuzu bu şekilde yanıtlayabilirim. Birinci soruya gelince, ilk kez şunu yaşadık. Şimdi bizim bir hasta havuzumuz vardı ve her gün artıyordu bu hasta havuzu. İşte totalde şu anda 104 bin hastaya ulaştık. 104.900, 105 bin diyebiliriz. Ve buna eklenen hastalarımız oluyordu. 3.000, 4.000 civarında hastalarımız oluyordu. Bir miktarı da tedavi oluyordu bundan. Fakat bugüne kadar tedavi olan hasta sayısı eklenenden hep az olduğundan dolayı totalde şu anda tedavi almakta olan hasta sayımız da artmaya devam ediyordu. Şimdi bugün şunu yaşadık. İlk defa olarak o totalde tedavi ettiğimiz hasta sayısı ilk kez azaldı. Çünkü tedavi edilen kişi sayısı yeni tanı sayısını geçti. Hani şöyle bir rakamları siz de kontrol ederseniz yaklaşık olarak 21.700 civarında hasta total olarak iyileşmiş bugüne kadar. Ne yazık ki 2.600 hastayı yitirmişiz. Hani ikisini topladığınız zaman yaklaşık 24.000 civarında bir hasta ediyor burada. Ve 104.000'den çıkarttığınızda 80.000 civarında şu anda tedavi olan hasta var. Baktığımız zaman tabloya. Ve bundan sonra eğer iyileşen hasta sayısı yeni tanı konmuş hasta sayısından daha fazla olursa yarın belki de diyeceğiz ki bu 79 bine düştü. Sonra 75 bine düştü. Sonra 70 bine düştü. Böylece artık hasta sayımızla tedavi etmekte olduğumuz hasta sayımızda azalma başlayacak. Aslında bu tabloya bakarken bunu görmek gerekiyor. Yoksa total bugüne kadar tanı konmuş hasta sayısı hep artmaya devam edecek. Yani bugün 104 bin, belki yarın işte 108 bin olacak, ondan sonra 110 bin olacak. Öyle hep artmaya devam edecek. Bizim için önemli olan şu anda kaç hastayı tedavi ediyoruz? Şu anda bugün 80 bin civarında hastayı tedavi ediyoruz. Eğer böyle devam edersek, günlük olgu sayımız azalmaya devam eder, günlük iyileşen sayısı da artmaya devam ederse, bu sayı gitgide azalacak. Bu şuna da yol açacak. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı da azalmaya başlayacak. İntübe dediğimiz solunum cihazına bağlanan hasta sayısında da bir azalma yaşayacağız. Ve her geçen gün daha iyiye doğru gideceğiz. Tabii bu neyin karşılığında? Bu biraz hastanelerin bedenle yükünü de azaltacak diyebilir miyiz, evet, bu arada? Evet, evet, aynen. Çünkü biz artık onu da bekliyoruz. Hastanelerin yükü azalmaya başladıkça bizim diğer hastalara hizmet verme şansımız da oluşmaya başlayacak. Çünkü en önemli problemlerimizden bir tanesi şu anda da o. Diğer hastalar bekliyorlar. Birçok hasta şu anda hastaneye gelmiyor. Elektif dediğimiz bekleyebilecek durumda olan hastalar ne yazık ki şu anda hastanelere gelmeden dışarıda bekliyorlar. Acil hastaların tedavileri gene devam ediyor. Kanser hastalarının tedavileri devam ediyor ama büyük bir hasta popülasyonu var şu anda dışarıda bekliyor. İşte bunlara yer açılmaya başlanacak. Bizim açımızdan önemli olan, hani benim bugün gördüğüm tablo, benim açımdan önemli olan bu. Gitgide bu sayıyı azaltmaya başlayacağız. Havuzu boşaltmaya başladık diyebiliriz yani. Herhalde motivasyonu da arttıran bir durum oluyor mu? Bilmiyorum. Elbette. Konuştuğunuzda meslektaşlarınızla ne diyorlar? Elbette bu motivasyonumuzu artıran bir durum. Yani daha doğrusu kendimizi daha iyi hissediyoruz. Aslında öyle söylemek gerekiyor. Bir tek önce aslında ben konuşmaya başlarken onu söyleyecektim. Bugün gene bazı sağlık çalışanlarımızı kaybettiğimizi, doktor arkadaşlarımızı kaybettiğimizi öğrendik. Gerçekten onlar bizim yüreğimizi çok yakıyor. Tüm vefatlar bizim yüreğimizi yakıyor ama bu ordunun en önünde savaşan, en ön cephede savaşan bu arkadaşlarımızın fedakarca davranışları hakikaten bizi daha da etkiliyor. Ama biz tabii ki mücadeleye de devam edeceğiz. Ve ben inanıyorum ki artık bu süreç sonrasında bu olgu sayısı azalmaya başlayacak. Ama tedbirleri de elden bırakmadan, sanırım Tevfik Hoca da onu söylemeye çalıştı. Yani
aldığımız birçok önlemle biz şu anda bu haldeyiz. Önlemleri gevşetmeye başladığımız anda büyük olasılıkla bunun ikinci dalgasını da yaşarız. Daha sonra da hep tekrar ediyorum, unutmaması gerekiyor. 1918 İspanyol gribi salgınında asıl vuran dalga ikinci dalga. Yani asıl insanların daha fazla ölümüne yol açan ve gerçekten ortalığı yıkan dalga ikinci dalga. Bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar çok iyi başardık. Bundan sonra da böyle devam etsin istiyorum. Bir gevşeme olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da alınan önlemler, tedbirler özellikle vatandaş açısından. Yani mesela sokağa çıkma yasakları önemli ama hemen sonrasında bir anda böyle, ya da bizi izliyorlar insanlar. Sıkıldılar, bunaldılar. Ya iyi gidiyoruz galiba deyip böyle etrafınızda, yakınınızda, yönünüzde bu tür bir rehavet olduğunu değerlendiriyor musunuz? Şu anda yok. Hani artık insanlar belki de anlamaya başladılar bunu ama biz şunu konuşmaya başladığımızda, ya tamam hadi gevşemeye başlayalım dediğimizde ben orası için tereddütlüyüm. Çünkü yurt dışındaki örnekleri var. Hani takip ettiğimiz zaman onu görüyoruz. Hafif gevşeme durumunda birdenbire alışveriş merkezleri doluyor. İşte mağazalar doluyor. Yani insanlar hemen eski alışkanlıklarına dönüyorlar. Şimdi şunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu pandemiden sonra, bu pandemi ortadan kalkana kadar bizim pandemi öncesi normal yaşamımıza dönmek gibi bir şey söz konusu değil. Bu pandemiyi kontrol altına almak demiyorum bakın. Pandeminin tamamen ortadan kalkmasından bahsediyorum. Bu da nasıl olacak? Ya bir aşı bulunacak ve toplum bağışıklığı sağlanacak veya etkili bir ilaç bulunacak. İnsanlar daha etkili ilaç diyelim, direkt virüse yönelik. O zaman tedavi edebilecek pozisyona geleceğiz. O zaman rahatlayacağız. Ama bu pandemi tamamen ortadan kalkana kadar bizim pandemi öncesindeki normal yaşantımızı düşünmememiz gerekiyor. Benim korkum o. Tekrar kafeteryaların tıklım tıklım dolması, tekrar AVM'lerin tıklım tıklım dolması. Hani o davranış biçimini artık sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani geçmişte de çok olumlu değildi aslına bakarsanız. Hani öylesi bir tüketim toplumu hevesi. Şimdi şöyle bir çevrenize bakın, doğaya bakın. Doğa yeniden canlanıyor. Hani insanlar geriye çekilince doğa yeniden canlanıyor. Biraz doğaya saygılı, tüketimi indiklemeyen, tüketimi böyle öngörmeyen ve insanların daha dayanışmacı, birbirlerine daha iyi davrandıkları bir topluma doğru gitmek gerekiyor. Birbirlerine daha saygılı oldukları bir topluma doğru gitmek gerekiyor. Sanırım pandemi sonrası bu normalleri yaşayacağız. Ama şu anda tedbir en önemli şey. Sağlık Bakanı da, Sayın Bakanımız da açıklıyor. Tedbir, tedbir, tedbir. Yani tedbirleri peki, elden bırakmadan bu dönemi atlatalım. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Başar'la devam edelim. Özel hastanede diğer hastaların gelmesi. Sizden de ekleyecekleriniz varsa genel bir değerlendirme alalım. Bir de Sağlık Bakanı, her iki hocama da sormak isterim. İstanbul için Wuhan benzetmesi yaptı. Dedi ki bizim Wuhan'ımızdı İstanbul. Kısmen kontrol altına aldık. Hakikaten baktığımızda vakalara İstanbul böyle 2/3, %65'i İstanbul'dan çıkıyordu. Çok yüksekti vaka sayıları. Dolayısıyla İstanbul'da alınacak tedbirler önemli. Periyodik olarak kaldırılacak tedbirlerle ilgili de zannediyorum kıymetli hocalarımız da katkı yapacaklardır mutlaka, ama bu saatten sonra belki de il il mi yapılması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü şimdi her yere yayıldı ama oran aynı değil. Bazı illerde belki daha çok gevşem olacak. Şu an 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Zonguldak var, büyük şehirler dışında. Buyurunuz hocam. Şimdi tabii bugünkü değerler şaşırtıcı bir biçimde çok güzel. Belki birkaç haftada alınabilecek yol 3-4 gün içinde alındı. Ama tabii bu insanlarda çok büyük bir pembe tablo, bir anda bir gevşeme yaratmamalı. Hocalarımızın da dediği gibi hakikaten temkini elden bırakmamalıyız. Çünkü hala vaka açısından dünyada şu an 5. sıradayız. Asya'da 1. sıradayız. Onun için hep çok çok tedbiri elden bırakmadan ve çok temkinli gitmeliyiz. Dediğiniz gibi acaba küçük yerlerden mi biraz gevşeme başlamalı dediniz. Belki olabilir. Çünkü İstanbul gibi büyük bir metropolde gevşeme tedbirlerin biraz azaltılması hakikaten sıkıntı yaratabilir. En son İstanbullular herhalde
rahatlayacaklar. Evet, gibi duruyor. Aslında bizim yaşlı, yani 65 yaş üstü hastalardan onlarca mesaj geliyor. Artık çok sıkıldık. Biz evde hapsolduk. Hakikaten tansiyonlar fırlıyor, ritimler bozuluyor. Birçoğunda anksiyete bozuklukları başladı, uyku bozuklukları. Acaba en azından böyle günde 1-2 saat bize izin verilir mi? Dışarı çıkabilmek için, sokağımızda bile olsa gibi. İnsanlar yavaş yavaş sıkılmaya başladı. Onun için de tabii ki tedbirleri bir yerde, bu insanları ne kadar dizginleyeceksiniz? Onun için çok ciddi anlamda oturulup, İşte bu komisyon bunun kararlarını almalı. Tıpkı bir Almanya örneğinde olduğu gibi. Her şey çok ince hesaplanarak yapılıyor. Bayramdan önce sonra böyle bir beklenti var. Evet, muhtemelen. Ama mesela gidip bir alışveriş merkezlerini açarak değil de Ertuğrul Hocam'ın söylediği gibi, hani belki daha küçük, tıpkı Almanya'nın yaptığı gibi daha küçük çaplı yerleri açarak, çok kontrollü giderek buna çok yavaş bir geçiş yapmak gerekir. Yani muhtemelen Haziran ortaları, mesela Hong Kong örneği var önümüzde. Çok başarılı olmalarına rağmen asla Haziran sonundan önce gevşemeyelim deniyor. Dolayısıyla önümüzdeki örnekler de var. Biz de tedavilerimiz çok güzel ama bir anda tekrar bir şey patlarsa bir salgın ve biz o zaman altından kalkamamak gibi bir durum söz konusu olursa bütün bu başarılarımız boşa gitmesi evet, gibi bir durumla korkuyoruz. Çünkü çok temkinli, çok yavaş giderek insanlarımız hakikaten çok sabırlı, birazcık daha sabretmeleri gerekecek gibi duruyor. Yani ikinci dalgaya ulaşmamak için bence bunlar değerlendirilmeli diye düşünüyorum. İşte turizm sezonunu belki biraz daha ötelemek. Mesela bugün Hollanda bir karar aldı. 2020 sonuna kadar bütün işte liglerini kapattı gibi. Biz büyük bir ülkeyiz. Yani onun için çok çok temkinli gitmemiz, çok ufak adımlarla ve her seferinde kontrol ederek. Acaba bir zıplama oluyor mu? Tekrar kapanarak belki bu şekilde gidilebilir diye düşünüyorum. Bir şey, bir başka hastalıklar artık bir süredir gelmiyorlar. Ya çok önemli oldu. Ben onu hep dillendiriyorum. Şimdi bu artık çalışma konuları olmaya başladı. Avusturya'dan yayın çıktı. Diyorlar ki, ben tabii kalp açısından ifade etmek istiyorum. Çok yaygın Türkiye'de. Ya 1950'li yıllara döndük tedavi ediyorlar. Çünkü tedavi yapılamıyor. Evde kalp krizleri, sessiz kalp krizleri geçirilebiliyor. Ritim bozuklukları, peki şey var kalp mı? Yetersizlikleri. Yani hayatını kaybeden var mı? Var. Kaç tane hastamla şey yaptık. Yani gitmeyelim deyip kriz geçirenler var. Siyami Ersek'ten ben geçen de ifade ettim. Koşul Kalp Hastanesi arkadaşlarımıza temaslıyız. Diyorlar ki işte stent önerdiğimiz, ameliyat önerdiğimiz ama işte bu salgın bir geçerse gidelim hastaneye denen bizim de o hastalarımızdan var. Krizlerle geliyorlar. Gencecik insanlarda bir anda kalbin kasılma gücü 1/3'e düşüyor. Yani bizim için kalp bu anlamda çok önemli ve şu an deniyor ki Amerika'da da aynı şekilde %80 kalple ilgili gelen hastalar azalmış. %80. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Yani bu insanlar ne yapıyor? Evde kapanıyor. Bunlar diyabetik gruplar var. İşte şekeri 500-600'lerde gezmeye başlayanlar. Ne yapıyorsunuz peki? Yani sizin mesainize nasıl yansıdı işinize ve keza bu hastalarla nasıl bir... Şimdi biz yazık bu hastalarla o kadar büyük bir tabii korku yarattık haklı olarak. Çünkü bizde bir bilinmeyenle, yani ben 30 yıllık doktorum, böyle bir şey ilk defa karşılaşıyorum. Türkiye tarihinde uzun yıllardır, dünya tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü diyor, biz böyle bir şey görmedik. Dolayısıyla bir bilinmeyenle karşılaştığımız için bizler başta gelmelerini istemedik hastalarımızın. Ve her seferinde işte telefonlarla, mesajlarla biz onları bir şekilde yönetmeye çalıştık ama çok sıkıntı olan dönemlerde bile gelin dediğimizde artık gelmeye çekinen bir insan yani grubu oluştu. Yani önce siz gelmeyin dediniz, sonra onlar çekiniyorlar. Gelin evet. Dediğinizde de gelmediler. Evet, yani dolayısıyla artık nasılsa hasta yataklarımız kontrol altında, hasta tedavi. Hasta yatakları ile ilgili çok büyük sıkıntı yok. Ben şöyle hep öneriyorum. Bu birçok ülkede de artık yavaş yavaş bu yola gitmeye başladı. En azından pandemi hastanesi olamayacak. Özellikleri bunu kaldırmayacak. Daha küçük çapta, üçüncü basamak yoğun bakımı olmayan hastane olabilir. En azından buraya gelebilecek hastalar triyajda önce bir bakılır. Bir ön elemeden geçirilebilir. Tabii ki bunların içine atlayabileceklerimiz olacaktır ama en azından minimalize edilir. Yatırılmaz COVID-19
düşünülen hasta grubu. Kendi içinde özel hastanelerde, zincirler içinde pandemi hastanesi olan bir bölüme nakledilebilir. Ya da devlet hastanelerinde benzer şeyler yapılabilir ama bu tip yollarla en azından enfekte olma ihtimali minimalize edebiliriz diye düşünüyorum ve insanlar biraz daha güvenli. Tabii ki temkini bırakmayacağız. Maskeleri olacak, gerekirse şeyleri vereceğiz, yüzlerine kasklarını vereceğiz vesaire. Tabii ki temkini elden bırakmayacağız ama en azından bu alanları yavaş yavaş yaratma yoluna gidilebilir diye düşünüyorum. Ateş Hocam bu gereksiz bir özgüven yaratır dedi ama bir formül bulmak zorundayız. Bir orta yol bulmak zorundayız. Ve hepsi artık şey yapıyor, yalvarır tarzalar. Biz tedavilerimizi bıraktık. Onkolojinin hastaları var. İşte bizim hastalarımız. Biz tedavileri bıraktık. Bir an önce bir yol bulmak istiyoruz diyorlar. Bu anlamda da eminim ki Sağlık Bakanlığımız bilim kuruluyla birlikte muhtemelen bir çözüm, bir ara çözüm en azından bulacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi Sayın Mehmet Çetin Akif Bey, buna bir ek yapı. Buyurun hocam. Buyurun tabii ki. Size Mehmet Akif Ersoy Hastanesi, yani Avrupa yakasındaki kaptırma cerrahisi Halkalı'da. Halkalı. Bu hastane karşıda Doktor Siyem Erçek Göğüs Kaptırma Cerrahisi Hastanesi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Hastaneleri pandemi hastanesi değil zaten. Yani oraya gelen Covid olan hastaların, kalp krizi olan ya da kalple ilgili problemi olan hastaların yattığı hastalar söz konusu. Yani sadece Covid hastaları oraya kabul edilmiyor zaten. Başka hastanelere gönderiliyor. Onların kabul ettiği hastalar şu anda Covid olmayan hastalar. Onun için hani pandemi hastanesi değil zaten. Yani şu anda İstanbul'da pandemi hastanesi olmayan Devlet kendi içine belirlemiş ama bunu açıkça hani belki bir şey yapılabilir, ilan edilebilir böyle bir şey. İnsanlar oralara bile gitmeye korkuyor. Mesela ben bunu bilmiyordum hocam. Hastaların bir korkusu tabii var gerçekten. Evet. Bütün hasta, yani diğer hastaneleri gitmeye de korkuyor. Evet. Çünkü Covid bana bulaşabilir diye. Ama Mehmet Akif Ersoy Hastanesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Doktor Siyem Erçek Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi ve Koşuyolu Kalp Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastaneleri pandemi hastanesi değil zaten. Yani onlar sadece kendi alanlarıyla ilgili hizmet vermeye devam ediyorlar. Kendi hastalarıyla ilgili hizmetleri veriyor ama oraya başvuran hasta sayısında da belirgin azalma var. Neden? Çünkü hastaların bir korkusu var. Acaba orada da Covid hastası var mı? Hmm. Bu ünitelerde ben bir katkıda bulunabilir miyim? Birebir Covid hastası. Tabii hocam. Birebir Covid hastası yatırılmıyor. Yani orada yatırılan işte kalp krizi geçirmiş ama Covid ile birlikte olan ama ayrı bir ünitede yatırılıyor. Yani o da izole ediliyor o zaman. Onlar zorunlu olarak orada yatırılması gerekli olan hasta grupları. Diğer hastalar yani sadece Covid olan, Covid ile ilgili problemi olan hasta da bu hastanelerde yatırılmıyor. Halkımız rahatlıkla bu hastanelere başvurabilirler, muayene olabilirler. Kalp ile ilgili olan, hipertansiyonları ile ilgili olan problemleri için de çekinmeden gidebilirler. Tamam. Sizle devam edeceğim. Katkıda bulunmak Sayın Özlü müydü, Ertuğrul muydu, özür dilerim? Özlü. Sayın Özlü buyurunuz efendim. Evet. Şimdi efendim bu konu tabii tartışılıyor ama burada çok hassas olmamız lazım. Hastalarımızın daha önce olduğu gibi hastanelere başvurularını teşvik edersek bu güvenli olmaz. Yani burada çok dikkatli bir noktada bulunuyoruz. Çok hassas konuşmamız lazım. Önemli bir konu bu. Çünkü Türkiye'de hastane başvuru sayıları çok yüksek. Yani daha önceki dönemlere baktığımızda kişi başına yılda 9 kez hastaneye başvuru var. Bu çok normal bir rakam değildi zaten. Yani bu kadar yoğun, bu kadar sık hastane başvuruları çok hani rasyonel değildi. Şu andaki durum bu da çok optimal değil. Bu da normal olması gerekenin biraz altında. Onun için Bengi Hanım'a katılıyorum. Doğru, böyle bir sorun var ama burada tabii bu sorunu aşalım derken hastaları cesaretlendirirsek, yani her sorununuzda veya her isteğinizde başka hastaneler de var git gibi güven vermememiz lazım. Bu da önemli. Yani bizim baştan beri söylediğimiz şu. Şu anda diğer hastalara hastaneler hizmet vermiyor değil. Pandemi hastanelerinde de bu hizmet veriliyor. Mesela benim hastanem Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi bir pandemi hastanesi. Ama biz pandemik olmayan hastalara da hizmet vermeye devam ediyoruz. Servislerimiz ayrıştırılmış, ekiplerimiz ayrıştırılmış, polikliniklerimiz ayrıştırılmış. Hasta daha geldiği andan itibaren COVID-19 hastası şüphesi olanlar, olmayanlar diye ikiye ayrılıyor.
ve tamamen birbirinden bağımsız olarak yönetiliyor. Evet. Dolayısıyla şu anda acil durumu olanlar veya mevcut durumunda bir oynama olanlar, bir ihtiyacı olanlar, hekimle buluşmak isteyen hastaların pandemi hastaneleri de dahil olmak üzere gitmelerini engelleyen bir durum yok. Bunlar yönetiliyor. Ama yine de bu konudaki dikkatimiz dağılmamalı diyorsunuz. Evet. Ama özellikle bakın çok haklı olduğu Bengi Hanım'ın noktalar var. Kardiyovasküler sistem hastaları, onkoloji hastaları, bunlarla ilgili tedavilerde aksama, takiplerde aksama olmaması için bu süreçle ilgili hani bazı şeyler, tavsiyelerde bulunabilir. Ama bunu yaparken hani işte hastalar rahatça hastanelere gitsin veya kontrollerini yaptırsın dememek lazım. Sorun yoksa, kontrol altındaysa, mesela diyabet hastası kan şekeri kontrol altında, sorunu yok, ilaçlarına ulaşabiliyor, hekimiyle de telefonla görüşebiliyor, sorun yok, bence gelmesin. Anladım. Tansiyon hastası ilacını alıyor, tansiyonu stabil, gelmesin yani kontrole. Onlar için bence acele etmeyelim. Çünkü bizim öngörümüz muhtemelen Mayıs sonu, yani bayram sonu itibarıyla normalleşme süreci Türkiye'de başlayabilir. Onun için az daha dişimizi sıkmamızda fayda var. Bence hastaları hastanelere yönlendirmek konusunda çok teşvikkar olmamakta fayda var. Bunu ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Benim birkaç sorum olacak birazdan size. Sayın Çetinkaya ile devam edeceğim. Şimdi bir genel Türkiye'nin yönetimi, yabancı meslektaşlarınızla görüşüyor musunuz bu süreç yani içerisinde? Onların konferanslarına katılıyoruz. Katıldığımız konferanslar oluyor. Ne konuşuluyor? Yani Covid ile ilgili, salgınla ilgili. Hayır, mesela Türkiye'nin yönetim biçimi, kendi ülkelerindeki durum. Hepsi konuşuluyor. Bahseder misiniz bize biraz, mahsur yoksa? Yani bütün konularda farklı bilim adamlarının bir araya geldiği farklı toplantılar oldu. Ve o farklı toplantılarda salgının başlangıç noktasından seyrini, tedavilerini, yaşadıkları sorunların hepsini konuşulduğu, tartışıldığı platformlar oldu. Peki bir yani şu önemli ve burada şu ülke öncülük etmiştir, bunu alalım uygulayalım ya da bundan sonra şu sisteme devam edelim gibi bir şey var mı? Şunu mesela Sayın Özlü dedi ki, biz başından itibaren bütün hastanelerimizde standart tedavi yöntemlerini uyguladık. Ya bu İtalya'da böyle değil miydi? Ya da şu anda aynı tedavi yöntemlerini bütün dünya uyguluyor mu? Bunlara dair... Yani bizim bütün bilim kurulunun da aldığı önerilerin tecrübeli olan bilim adamları Çin'den olan bilim adamlarıydı. Onların tecrübelerinin doğrultusunda zaten ilerledik. Onlar hangi ilaçları kullandığında daha başarılı olmuş, hangi ilaçları kullandığında hastalığı kısmen şiddetini azaltabilmiş. Bunların tecrübelerinden faydalandık ve o şekilde ilerledik zaten. Bilim kurulundaki tavsiyeler de onların yani yaşadıkları tecrübelerden gelen ya da çalışmaların verilerinden gelen bilgiler doğrultusunda ilerledi. Ve bize verdikleri öneriler de bilim kurulunun bu şekilde oldu. İtalya'nın, Fransa'nın tecrübeleri çok sonra oldu. Çok sonra oldu. Siz hastalarınızla konuştuğunuzda ne tavsiye ediyorsunuz? Hangi hastaya, hangi düzeyde gelin ilgilenelim diyorsunuz? Bize başvuran hastaya COVID şüphesi olduğunda polikliniğe gelsin ya da yatırdığımız hastaların hepsine hidroksiklorokin verdik zaten. Başından itibaren verdik. Bilim kurulunun önerileri oldu zaten. Hastaneye yatırmamız gerekli olan hasta grubunda akciğerinde çok hafif bulguları varsa bunlara azitromisin dediğimiz bir antibiyotik tedavisi ekledik. Ve daha sonraki aşamada da yine bilim kurulumuzun önerisiyle favipiravir dediğimiz antiviral dediğimiz bir ilacı ekledik tedaviye. Bu tedavi yaklaşımları bizim hastalarımızın hem tedavisinde kolaylık sağladı, hem yoğun bakıma gitme süreçlerinde azalmayı bize olanak verdi. Yani bizim tedavi başarımızdaki başarıyı ifade edebilmek için söylediğim bir şey, yoğun bakıma giden hasta sayımızda azalma oldu. Yoğun bakıma giden hasta sayımızda azalma olduğunda da vefat oranlarımızın düşüklüğünü gördük. Bunun yanında da kullandığımız bazı ilaçlar oldu. Yani daha önce romatizmal hastalıklarda kullanılan bu akciğerlerin sitokin fırtınası dediğimiz çok aşırı derecede bazı maddeleri vücudun salınmasına sebep olan durumlarda da kullandığımız bazı ilaçlarımız oldu. O ilaçlarımız da yine yoğun bakıma gitme sürecinde hastaların engelledi, yani azalttı sayılarını. Bu da bize katkı sağladı. İstanbul'da uygulanan tedaviyle Antalya'da, evet, İzmir'de... Evet, bir ekleme yapabilir miyim? Bütün uygulanan tedavilerde bir farklılık olmadı. Farklılık sadece belirli bölgelerde belki hekimlerin tecrübesinin ön plana çıktığı noktalar söz konusu olabildi. Ama hepimiz
bütün Türkiye bilim kurulunun önerileri doğrultusunda bir tedavi algoritmasını uyguladık. O önerilerin ışığında ilerledik. Yani herkes standart bir tedavi uyguladı. Bazı olgularda da bir adım önde ya da geride ifade ettiğimiz bazı ilaçları kullandık. Bu da yoğun bakım sürecine gidebilecek hasta grubu için söylüyorum. Peki siz Türkiye'nin durumunu değerlendirdiğinizde nasıl bir yorum yaparsınız? Yani şu anda noktadayız ve şu anda pratikte bizim hastanelerimiz rahat. Yani acil polikliniklerimiz rahat. Yatacak hastalarımız için yatak sorunumuz söz konusu değil. Yoğun bakıma göndereceğimize yoğun bakım yatak sorunumuz söz konusu değil. Bu da tedavinin başarılı olduğunu gösteriyor. Alınan önlemlerin başarılı olduğunu gösteriyor. Ve geldiğimiz noktada başarılı olduğumuz noktası çıkıyor bu söylediğim durumlardan dolayı. Koruyucu kıyafetler, maskeler, siperlikler bunlarla ilgili ilk başlarda hep konuştuğumuz şeyler vardı eksik. Acaba bunlarla ilgili bariz bir sıkıntımız olmadı. Belki organizasyonlarda bazı sıkıntılar oldu ama çok kısa sürede çözüldü. Böyle bir sıkıntı yaşanmadı, yaşamadık da yani. Peki Sayın Ertuğrul bir şey ekleyecektiniz galiba. Evet, evet. Buyurun. Şimdi şöyle, tedavide gerçekten şunu başardı Türkiye. Bir kere standartizasyon dediğimiz şeyi başardı. Tevfik Hoca da üzerine basa basa durdu. Diğer ülkelerde olmayan şey şuydu. Birçok hekim kendi tecrübeleriyle farklı farklı işler yapmaya çalıştı. İtalya'da olsun, İspanya'da, Fransa'da. Ama Türkiye bunu tek elden yönetti. Yani bilim kurulu bu işi üstlendi. Hem virüsün toplumda yayılımının engellenmesi için neler yapılmalı buna yönelik tavsiye kararları aldı. Hem de ayrı bir biçimde hastanede bu hastalar nasıl tedavi edilmeli, tedavi algoritma, tanı ve tedavi algoritması nasıl olmalı, bununla ilgili bir rehberler hazırlandı. Yani bunu bir şey olarak düşünürsek, böyle bir saç ayağı gibi düşünürsek, bir tarafta alınması gereken önlemler konusunda tavsiyeler var, o önlemler alınıyor. Diğer tarafta tanı ve tedavi konusunda neler yapılmalıdır, bunlar yapıldı. Tabii bir de buna toplumun uyumu, hani saç ayağının diğer kısmı onu oluşturuyordu, toplumun uyumu. Biz bu ikisinde çok iyi gittik. Bu şunu da getiriyor aslına bakarsanız, hani sağlık sisteminde böyle bir tek elden yönetim, bir artı bir de şu sağlandı Türkiye'de, tanı ve tedavi için tüm gereksinimler devlet tarafından karşılandı. Yani bizzat evet. Sağlık Bakanlığı bunların tüm tanı ve tedavisini üstlendi. Şu anda hastanemize başvuran tüm hastaların gerek tanı gerek de tedavide kullanılacak ilaçları devlet tarafından karşılanıyor. Bakın bu Avrupa'da başlarda böyle değildi. Belki hala böyle olmayan ülkeler böyle var. Böyle olmayan ülkeler var. Zaten böyle. Efendim? Böyle olmayan ülkeler hala var Avrupa'da. Var. Amerika'da zaten çok feci durum. Feci. Yani hani biz bu dönemde kısa bir dönem gibi de görünse sağlığı kamulaştırdık. Farkında olalım veya olmayalım. Öyle mi? Sağlığı kamulaştırdık. Aynen öyle. Özel hastaneler açısından da baktığımızda böyle diyorsunuz. Tabii. Yani devlet şunu yapıyor şu anda. Özel hastanelere gelen COVID-19 tanılı tüm hastaların tanı ve tedavi süreçlerinde ne yapılıyorsa ödemelerini devlet tarafından yapılıyor. İşte başlarda bir takım fark almalar şunlar bunlar oldu falan ama bakan çok net açıkladı. Hayır. Bu böyle olmayacak, biz vereceğiz dedi. Yani aslına bakarsanız o hani sağlığın kamulaştırılmasının bir başarısını görüyoruz şu anda. Ben şu anda pozisyonu bu şekilde değerlendiriyorum. Diğer Peki. ülkelerden farklı olarak. Peki, eklemek istediğiniz var mıdır hocam? Yani salgın yönetimi burada çok ön plana çıkıyor aslında. Salgın yönetimi çok güzel yapıldığını burada ifade etmek gerekiyor. Salgın yönetimi yapılmamış olsaydı bizim şu andaki bu hasta başarısını yakalamamız mümkün değildi. Yani söylendiği gibi yani ilaçlar bulundu, ilaçlar temin ettik. Yani bunlar öncesinden belirleniyor. Zaten öncesinde bu ilaçların yok olabileceğini bakanlık öngörmüş zaten. Bilim kurulu öngördüğü için bu ilaçları toplatıldı ve bize direkt bakanlık tarafından ulaştırıldı. Yani biz bunları eczaneden reçete edip de hastaları aldırttırmadık. Bilim kurulu ve bakanlık bunları öngördüğü için kendisi ötesini aldı. Biz bunları temin ederken ya da hastalarımızın tedavisine sağlarken çok rahat ulaştık. Çok rahat kullanma olanağı verdi bize. Bundan sonra da ulaşmayla ilgili bir sorunumuz yokmuş. Sayın Özü ifade etti. Sorun olmadı zaten. Daha sonra da şu anda hidroksiklorokin ülkemizde üretiliyor zaten. Evet. Bakanlığa da veriliyor yani ilaç firması tarafından. Şu anda da ilaç stoklarıyla ilgili bir problem söz konusu Peki. değil.
Bir de Sayın Ersoy, burada en güzel yapılan şey bir kılavuz, yani A'dan Z'ye her şeyi içeren bir kılavuzun varlığı. Bu da çok güzel. Elinizde bir şeyiniz var, guide'ınız var, ona göre hareket ediyorsunuz. Bu da çok başlılığı, Tevfik Hocam dediği gibi hakikaten önledi. Bir de hakikaten mesela Amerika'nın başarısızlığı, insanlar zenciler mi daha çok, siyahır mı acaba bu hastalıktan etkileniyor dendi ama oysa ki onların ekonomik düzeylerinin kötü olması nedeniyle hastaneye ve sağlığa ulaşamaması. Mesela İtalya ile Almanya'yı karşılaştırdılar. Almanya devletleştirmiş. Yani sağlık tamamen devletin kontrolünde ama İtalya %80 özelleştirilmiş. Dolayısıyla devletleşmenin ya da sağlıkta devletin elinin varlığının ne kadar önemli olduğunu aslında bu salgın bir kez daha gösterdi. Belki. Çok şeyi yeni tecrübe ettik aslında. Tabii, bundan önemli. Sonrasına dair de belki o anlamda köklü değişiklikler ya da oturmuş başka şeyler yani. Olacak. Sadece şunu söyleyeyim, araya gideceğim. Amerika'da yaşayan arkadaşlarım vardı. Amerikan vatandaşı, Türkiye'ye gelmişlerdi ve Covid süreci başladığında gitsek mi kalsak mı noktasında dediler ki biz Amerika'ya dönmeyelim. Türkiye'de daha iyi bakılırız ve dönmediler. Doğru. Türkiye'de kalmayı tercih ettiler. Ne kadar isabetli bir karar verdiklerini de bu sürecin sonunda görmüş olduk maalesef. Ama enteresan bir şey yakaladık. Nazar değmesin maşallah diyelim. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra buradayız efendim. Efendim devam ediyoruz Nedir Ne Değildir'e, kaldığımız yerden. Şimdi birkaç başlığımız var. Bir aşı meselesi. Sayın Ovalı Habertürk'te, Habertürk yayın koordinatörü Kürşat Oğuz'a bir röportaj verdi. Aşı ile ilgili önemli açıklamalar oldu. Merak ediyoruz. Hem Sayın Ovalı'nın çalışmaları üzerine ne söylersiniz, hem de aşı meselesi. İnsanlar maske kullanmayı ne zaman bırakırız, sokağa ne zaman çıkarız sorusunu merak ediyorlar. Aşı bulunamazsa ne olur konusu var. Yani ne zaman böyle bir algoritma yapıldı mı diyen izleyicilerimiz olmuş. Bağışıklık nasıl kazanacak ya da bulunamazsa ne olacak, ne kadar daha sürecek diye. Sıtma ilacı ile ilgili de Brezilya'da yasaklandığını, ölüm ve felç getirdiğini söylemişler. Bunlar üzerine bir dilim inşa edelim istiyorum ama çok kısa şöyle bir tur. Çünkü biz reklam arasında da kendi içimizde konuştuk. Sayın kıymetli hocalarımla, Sayın Başar'a sorarak başlayayım. Dünya Sağlık Örgütü iyi bir sınav verdi mi vermedi mi? Trump'a katılır mısınız, katılmaz mısınız diyeyim. Trump bu arada ne demiş? Damardan dezenfektan vermeyi düşünüyor. Yani tabii şey, ben gerçek... Trump gerçekten enteresan. Evet, bunu söyledi. Çok enteresan bir öneriydi tabii. Artık bilemiyorum. Bunu yanındaki doktora mı söylüyor Trump? Yanında da doktoru vardı. Onun ifadesini de vermişler. Dehşete yani, düşmüştü. Kadıncağız, evet. Yani çok Dünya Sağlık Örgütü'nü... Başarısız yani, mı bulursunuz? Baştan beri çok fazla çelişki oldu. Yani Dünya Sağlık Örgütü geçmişinde bu krizleri yönetmeye odaklanmış, işi bu olan bir kurum olmakla birlikte biz bunu ilk defa görüyoruz. Böyle bir salgın ilk defa deyip sanki bazı konularda bir kenara çekilir gibi oldular. Mesela maske konusu bile biz de onları dinleyerek hareket ediyoruz. Kullanın, kullanmayın, en sonunda kullanalım. Yani biraz şey oldu, insanlarda güven kırıcıydı. Remdesivir'le ilgili de aslında Almanlar bunu kullandılar. Erken dönemde etkili olduğunu gördüler. Ve Amerika'da işte başladı ama sonra sanıyorum son çalışmanın dizaynı geç dönemde de kullanılmasının etkileriydi. Ve geç dönemde antivirallerin zaten çok büyük bir etkinliği de olmuyor. Ve geç dönemde kullanıldığında inefektif ve hatta zararlı deyip çıkıldı işin içinden. Üstelik bunun da önerileri yayınlandı. Çalışmanın daha şey ön sanıyorum preliminer veriler. Yayınlayıp geri çektiler. Ve geri çekildi. Şimdi bunlar insanlarda tabii bir güven kırıcı bir tarz oluyor. Dolayısıyla işte bu sürtüşmeler, çekişmeler tabii bu bir kötü bir yönetim tarzı oldu. Bakalım ilerleyen günlerde neler bekliyor bilmiyoruz. Başkan Trump istifa et demişti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da işimin başındayım. Dedi. İşimin evet, başındayım. Çalışıyorum yoğun bir şekilde. Siz ne dersiniz Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili? Maske konusunda da bizim ülkemiz maske sıkıntısı olmadığı için başında Dünya Sağlık Örgütü ülkelere şunu diyebilirdi. Maske sıkıntınız yoksa maskeyi başından itibaren hem hastalar hem de toplumun kalabalık ortamlarına çıkan insanlar kullanabilir diyebilirdi. Bizim bilim kuruluna da böyle bir öneride bulunabilirdi. Ama maskeyi sadece hastalar kullansın noktasında öneri getirdi. Şu anda bizim biz bilim... çok sorduk o zaman nereden bilecek hasta olduğunu diye. Yani bir semptom göstermiyor ama Covid hastası. Nasıl diyeceğiz? Hocalarımız şey diyorlardı o dönemlerde. Yani herkes Covid'li gibi davransın. Herkes Covid'li gibi davranacaksa herkes maske takmalı değil mi
diyorduk. Sayın Ateşkar az önce Kübra Para açıkladı onu da. Yani dedi ki bu yayılımla ilgili baktık ki çok yayıldı. Ondan sonra herkese söyledik zaten diye. Başlangıçtaki şeyi de doğru bulduğunu ifade etti. Buyurun. Yani bizim maske sıkıntımız yoktu. Ülke olarak yoktu. Başından itibaren de yoktu maske sıkıntımız aslında. Bize daha yaygın kullanıma önerilebilirdi. Yani Dünya Sağlık Örgütü bazı ülkelerde maske sıkıntısı yoksa çok fazla kullanımı önerebilirdi. Kalabalık ortamlarda kullanımı ile ilgili. Yani şu andaki hani maske konusunda ben başarılı bulmuyorum genel açıkçası. Genel bir değerlendirme. Genel bir değerlendirme olarak hani onu benim değerlendirme şeyim şu anda söz konusu değil. Tüm verilerle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yani çünkü bir insan olarak. Ama şu anda maske konusunda bir güvensizlik. Bizde bir güvensizlik oluşturdu mu? Evet, bir güvensizlik oluşturdu. Remdesivir meselesi. Nasıl? Remdesivir meselesi. Yani onu da biliyorsunuz ilk başta antiviral olarak etkili tek ilaç olarak lanse etti. Bugünkü geldiğimiz noktadaki son çalışma çok fazla sayıdaki insanda vefat oranının olduğunu bildiren bir çalışma yayınlandı. O çalışmadan dolayı da ilaç çalışması durduruldu. Bu da yine Dünya Sağlık Örgütü konusunda bir kafamıza soru işareti yaratan olaylardan birisi oldu. Peki efendim. Sayın Özlü sizdeyiz. Pek çok şeyde birlikte ekleyecekleriniz de vardır ama ben birkaç sorum var. Not aldıklarınız varsa onları da dinleyelim isterim. Birincisi bu pandemi hastaneleri meselesi. 2 tane Sahra Hastanesi İstanbul'da inşa ediliyor. Virüsün merkezi İstanbul desek herhalde yanlış olmaz. Bu hastaneler inşa edildikten sonra bilim kurulunda konuşulan ekstra bizim bilmediğimiz bir şey var mı? Yani oraya mı sadece Covid şüpheli hastalar mesela artık yönlendirilecek? Diğer hastaneler kendi işlerine mi dönecekler diye aklıma geliyor. Ve bu normalleşmeyle ilgili süreçte maskeyi ne zaman çıkarırız? Sayın Oval'ın açıklamaları, aşı meselesi, Dünya Sağlık Örgütü'nü değerlendirerek başlayalım buyurun. Ben arada size sorayım efendim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi şöyle diyelim, bir salgınla karşı karşıyayız, pandemi, küresel bir salgın. Salgın hala devam ediyor aslında baktığınızda. Bizim yaptığımız bu salgını durdurmak değil, çünkü bunu durduracak bir gücümüz yok şu anda. Dünyada kimsede böyle bir güç yok. Çünkü bu salgın iki şekilde durur. Bir, elinizde aşı olur. Enfekte olmayan, virüsle karşılaşmayan insanları aşılarsınız. Toplumun önemli bir kesimini %60, %70 aşı yapabilirseniz bu virüsün bulaşmasını durdurursunuz, salgını bitirirsiniz. Henüz elimizde böyle bir aşı, böyle bir silah yok. Bunu yapamıyoruz. İkinci seçenek, virüsün bulaşmaya devam etmesi, yayılmaya devam etmesi ve toplumda önemli bir kesimi, %50, %60'lık bir kesimi enfekte edip kendi bağışıklığını kendisine oluşturması ve kendi kendini bitirmesidir. Bu da mümkün ama bu tercih ettiğimiz bir yöntem değil, bedeli ağır bir yöntem. Üstelik de bağışıklık oluşturup oluşturmadığı konusu tartışmalı ve aynı zamanda mutasyona çok açık bir virüs olduğu için, RNA virüsü olduğu için de bu virüsün böyle devam etme olasılığı da yüksek. Aşı olduğunda da böyle bir olasılık var üstelik. Dolayısıyla ben size şunu söyleyeyim. Yani biz ne zaman eskiye döneriz derseniz eskiye hiçbir zaman dönemeyeceğiz. Bu bir gerçek. Yani eski normal bir dünya değildi. Eski doğru bir dünya değildi. Bunu anladık şimdi. Hepimiz anladık. Çok kırılgan, çok efendim güvensiz bir dünyada yaşıyormuşuz. Bunu görmüş olduk. Düşünün ki 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinde bir hayvan pazarında bir kişi bir hayvandan bir virüs kaptı. Aradan 3 ay geçti, 100 gün geçti ve dünyada 8 milyar insan bugün evden dışarı çıkamıyor. Hayat durdu, ekonomi durdu vesaire. Yani bu çok kırılgan bir dünya olduğunu, çok güvensiz bir dünya olduğunu görüyorsunuz. Bu sürdürülebilir değil. Onun için geçmişe dönecek diye beklemeyelim. Hiçbir şey Covid'den önceki gibi olmayacak. Her şey değişecek. Ama biz bundan sonra bu virüsle beraber yaşamaya kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Bu virüs olmasa bile buna benzer diğer virüsler, diğer enfeksiyon ajanları bundan sonraki yaşamımızda olmaya devam edecek. Çünkü kırılgan bir dünya kurmuşuz. 15-20 milyonluk metropoller, toplu taşıma araçları, konserler, mitingler, efendim işte kalabalık caddeler, alışveriş merkezleri, kapalı havalandırmalar vesaire düşündüğünüz zaman bu dünya güvenli değil ve sürdürülebilir değil. Doğaya olan müdahalemize baktığımızda da bunun sürdürülemez olduğunu görüyoruz. Ben bugün sabahleyin uyandığımda pencereden dışarıya baktım. Trabzon'da hava masmaviydi, deniz çok güzeldi ve her taraf yemyeşildi, çiçekler açmıştı. Hiçbir zaman bu kadar güzel baharı göremiyordum ben. Bu sefer görebildim. Çünkü biz o güzellikleri maskeliyorduk. Egzoz kokusu dumanıyla veya işte sanayi atıklarıyla havayı kirletiyorduk ve o berraklığı, o pırıl pırıl doğayı yaşayamıyorduk. Artık bundan sonra
doğaya daha saygılı, daha sürdürülebilir, daha güvenli bir dünyayı nasıl kurabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de virüs her zaman bizimle, bizi tehdit eder halde olacak. Daha aşı bulununcaya kadar. Ama aşının bulunmayacağı da meçhul. Yani yapılan çalışmalar, Ercüment Hoca'nın çalışması da dahil olmak üzere bugün aşı bulundu anlamında değil hiçbir zaman. Çünkü bir takım hedefler var, bir takım çalışmalar var in vitro olarak. Bunlar güzel, umut verici gerçekten. Bizim ülkemizde de yapılıyor olması gerçekten bizi gururlandırıyor. Ama bunların daha ileriki aşamalarda işe yarayıp yaramayacağı, yeterli bağışıklık oluşturup oluşturmayacağı belli değil. Nitekim bu virüse çok benzeyen SARS virüsüyle ilgili aşı hala geliştirilmedi. Aradan 20 sene geçtiği halde aşısı yok da. MERS ile ilgili de aşı diyor. Aşı yok şu anda, etkili bir aşı. Çalışmalar mı duraksadı yoksa geliştirilemiyor mu hocam? Yok, geliştirilemiyor. Geliştirilemiyor. Yani çalışıldığı halde geliştirilemiyor. Ama başarılı olmadı. Evet, yani bu aşıda da öyle bir olasılık var. Yani aşı çok iyimser olanlar Ekim'de bu aşı çıkar diyorlar ama bazıları hiç de bulunamayabilir diyorlar. Yani böyle iki ucu açık bir noktadayız. Ama bize düşen şu, biz şu anda normalleşmeyi konuşuyoruz. Bilim kurulunda da konuşuluyor, dünya da konuşuyor bunu. Çok daha ağır yangın yerine dönmüş ülkeler de konuşuyor. Dikkat ederseniz bugün Amerika'da normalleşmeye konuşmaya başladı, tartışmaya başladı. Çünkü kaçınılmaz bir şey bu. Hayatı durduramazsınız, ihtiyaçları bitiremezsiniz. İnsanları uzun süre aylarca evde tutamazsınız. Bir şekilde hayatı başlatmanız lazım. Ama bu hayat eski hayat olmayacak. Peki ne kalacak? Yani muhtemelen, çok özür dilerim böldüm ama. Yani herkes şu anda çok dikkatli bir şekilde dinlerken bir anda suratını da asmış olabilir. Ben suratımı astım mesela. Nasıl yani, eskiye dönmeyecek miyiz? Yani ya ben sizi umutlandırayım. Evet hocam, güzel lütfen. Güzel şeyler söylemeye başlayayım. Evet. Ne kalacak ne gidecek sonra, onu da bilelim somut. Evet bazı tedbirlerle biz günlük hayatımızı gene yaşamaya döneceğiz. Bununla ilgili planlamada Türkiye'de yapıyor. Modellemeler var, bu salgının bitiştiğiyle ilgili modellemelerimiz var. Çok uzak değil, ışık göründü, ben size söyleyeyim. Çok eğer şükür. Olağanüstü bir şey olmazsa, yani bir bu girişi kıran, değiştiren bir müdahale olmazsa, bir gevşeme, bir rehavet olmazsa, biz sanıyorum bayram sonrasında yavaş yavaş artık rahatlayıcı tedbirleri almaya başlayacağız. Belki daha yakın zamanda da bazı şeyleri duyabilirsiniz. Bunların planlamaları yapılıyor şu anda. Ama şunu söyleyeyim, her halükarda kalacak olan şeyler neler derseniz bana şunu söyleyeyim. Bundan sonraki yaşamımız için konuşuyorum ve Türkiye için değil, bütün dünya için konuşuyorum. Böyle insanların sosyal mesafe kavramını ortadan kaldıracak şekilde sosyalleşmeleri hiçbir zaman güvenli olmayacak artık. Yani kalabalık mitingler, toplantılar, böyle sosyal mesafeyi koruyamadığımız alanlar her zaman şüpheli olacak ve kuşku duyacağız, korkacağız, tedirgin olacağız, oralara sokulmamamız gerekecek. Yani sosyal mesafeden ödün vermememiz gerekiyor. 1-2 metrelik yani bir konser organizasyonu yapılmayacak ya da yapılacaksa sosyal mesafeyle yapılacak gibi mi? Evet. Yani üretim zincirleri de dahil, iş yerleri de dahil, alışveriş yerleri, AVM'ler, marketler de dahil, toplu taşıma da dahil, artık bunu yeniden düşünmemiz lazım. Çok kolay olmayacak, zor biliyorum ama bunu mutlaka düşünmemiz gerekecek. Sosyal mesafeyi koruyarak yeniden bir hayat kurgulamamız lazım. Bunun, bu sosyal mesafe kavramını sokaktaki insanlar da öğrendi. Artık hepimiz öğrendik. Bu bir metreden daha yakın birbirimizle yakın olacağımız alanları yok etmemiz gerekiyor. Yaşantımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bu önemli. İkincisi tabii ki el hijyeni çok önemli oldu. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. El hijyeni sadece COVID için demiyorum bunları. Bakın bundan sonraki tüm yaşantımız için diyorum. El hijyeninden asla vazgeçmememiz gerekiyor. Maske konusu çok tartışıldı, siz de tartıştınız ama ona tekrar girmek istemiyorum. İlk başlardaki öneri de doğruydu, bence hiçbir yanlışlık yok. Bugünkü öneri de doğru, bir çelişki de yok bunlar arasında ama sorarsanız onu da anlatabilirim. Maske konusu, bundan sonraki hayata dönüşümüzde yine maskeli olmaya devam edeceğiz muhtemelen. Çünkü artık virüs çok yayıldı toplumda. Özür dilerim hocam, şöyle ya, maske kalıcı mı olacak diyorsunuz? Yok, kalıcı olacak demiyorum. İlk geçişte, yani bu geçişler aşamalı olacak. Anladım ama o hayatımızda yani, kalacak olan bir şey değil yani maske. Çıkın. Yok, maske için onu söylemiyorum ama sosyal mesafe ve el hijyeni kalıcı olacak. Bunda hiçbir şüphe yok. Yani ama eskisi gibi böyle değil, sarmaş dolaş kimseyle kucaklaşmayacağız. Evet. Ben öyle mi? Olması gerektiğine inanıyorum. Öyle olacak. Çünkü bizler Akdeniz ülkesiyiz ama evet, yani bu doğru bir davranış değil. Bu doğru bir davranış değil, sürdürülebilir de değil. Bundan sonrası için de, COVID sonrası dünya için de böyle.
tabii Türkiye'de bu geçişle ilgili öncelikler neler olacak? Bunlar tartışılıyor, şu anda planlanıyor. Ama aşamalı olacağını söyleyeyim, kademe kademe olacak, yavaş yavaş olacak ve bunu yaparken ikinci dalgayı doğurmayacak şekilde kontrollü. Bengi Hoca da çok güzel ifade ettiler. Bir adım atacağız, sonucunu göreceğiz, geri bildirim alacağız, ondan sonra ikinci adım atacağız. Ama bir şekilde biz hayatımızı devam ettireceğiz ve ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'nin farklı yaptığı şeylerden bir tanesi de budur. Altını çizmek lazım. Önemli vurguluyorum. Türkiye hayatı durdurmadan, üretimi durdurmadan bu salgını durdurmayı başarıyor şu anda. Dünyada bunun çok fazla örneği yok. Çünkü diğer Avrupa ülkelerinde hayat tamamen durmuş durumda. Üretim tamamen durmuş durumda. Türkiye'de sadece 65 yaş üzerine 20 yaş altını evlerde tutarak ve bir açıdan da üretimi devam ettirerek bu süreci daha kontrollü olarak götürebildi ve başarabiliyor bunu şu anda gördüğümüz noktada. Bu büyük bir başarı. Yani bunu görmemiz lazım. İlk başlarda bizimle ilgili hani yorumlara baktığımda ya bu kadar büyütüyorsunuz, abartıyorsunuz, ne var bunda, bu bir grip bile değil, grip daha fazla insanı öldürüyor, ya işte uçuşları iptal ettiniz, ekonomiye zarar verdiniz, bu ülkeye zarar verdiniz diyenler. Daha sonraki aşamada tam sokağa çıkma yasağı ilan edin, o hale getirin, niye duruyorsunuz filan diyenler. Bugün geldiğimiz noktada görüyorlar ki bu iki aşırı uç ortasında Türkiye optimal olması gereken yerde olması gerektiği kadar optimal müdahaleyi yapmıştır ve başarılı oluyor. Bu hepimizin gururu, bütün Türkiye'nin gururu. Kesinlikle kuşkusuz. Ama dediğim gibi bunları konuşmak için erken. Şimdi bence bunları konuşursak insanlar her şey normale döndü artık, hayat normale dönüyor gibi algılayabilirler. Henüz o noktada değiliz. Ben şunu söyleyeyim. Bizim motive olmamız lazım. Hangi konuda? Tedbirlere uyma konusunda. Neden? Çünkü şöyle düşünelim. Biz bir aydır evde oturuyoruz. Ne işe yaradı? Evet, işe yaradı. Görüyoruz. Evet. Etkili oldu. Boşu boşuna oturmadığımızı anladık. Kesinlikle. Ve bununla başa çıkabileceğimizi gördük. Başarabileceğimizi gördük. Tünelin ucundaki ışığı gördük. Dolayısıyla bugün bu noktada daha fazla odaklanmak için daha motiveyiz. Daha enerji halindeyiz. Bunu söylemek istiyorum. Bir nokta daha vardı. Özellikle hani siz de sordunuz. Remdesivir'i Türkiye zaten kullanmadı. Bu farklı iki ilaçtı. Biri Japonya, Çin'in tercih ettiği favipiravir ilacı. Diğeri de hani Avrupa'da ve Amerika'da kullanılan Remdesivir. Bu ikisi de antiviraldi. Türkiye favipiravir üzerinden bir seçim yaparak ilerledi ve bunun doğru olduğunu şimdi anladık. Remdesivir çok umut verici bir ilaçtı. Belki erken dönemlerde kullanıldığında Remdesivir'in de etkisiz olmadığını ben inanıyorum. Remdesivir'le ilgili hani olumsuz gözlemler ağır vakalarda kullanılmasından kaynaklanıyor olabilir. Hala o soru işareti var Remdesivir'le ilgili. Ama favipiravir'le ilgili de yapılmış olumsuz çalışmalar var, olumsuz sonuçlar var. Ama burada önemli olan şu, eskiden beri bilinen klasik bir bilgi vardır. Antiviral ilaçlar, yani virüsleri öldürmek için kullandığımız ilaçlar erken evrede, virüsün replikasyon evresinde, çoğalma evresinde kullanılırsa etkindir. Yoksa bu aşama geçirip de bağışıklığın öne çıktığı, bağışıklık cevabının öne çıktığı, vücudun kendi kendini imha etmeye başladığı süreçte bu antiviraller bir işe yaramıyor. Dolayısıyla Brezilya'da yapılan mesela ilaç çalışmasının durdurulmasının sebebi bu. Çünkü onlar hani ileri aşamada kullanmışlar, bir de çok yüksek doz kullanmışlar. Hidroksiklorokinini yüksek doza kullanmışlar ve çalışmanın sadece bir kolu durdurulmuş. Yani çalışma tamamen bırakılmamış, yüksek doz alan hastalarda terk edilmiş yan etkilerden dolayı. Onun için hidroksiklorokinle ilgili de bizim gözlemlerimiz iyi, favipiravirle ilgili olarak bizim gözlemlerimiz iyi. O konuda bir sorun olduğunu ben gözlemedim. Ve evet. Türkiye'nin hani bakanlığın bildirdiği rakamları bir tarafa bırakalım. Gerçekten benim meslektaşlarım oradalar, görüyorlar. Biz her gün hasta yönetiyoruz. Erdoğan hocam sağ olsunlar çok önemli bir hastanede çalışıyorlar. Aynı zamanda bu pnömoni hastalarının doğrudan tanısının konulduğu, tedavisinin yapıldığı bir yerde çalışıyorlar ve her gün bu hastaları görüyorlar. Bizim artık hasta başvurularımız azaldı. Acil başvurular, poliklinik başvuruları azaldı. Aynı zamanda yoğun bakım, yatak doluluk oranlarımız azaldı. Yani ilk başlardaki o İstanbul'da gördüğümüz yoğunlaşmanın artık azalmaya başladığını görüyoruz. Toplumda ateş sönüyor. Peki pandemi hastaneleri neden yapıyoruz? Bir şey daha söyleyeyim. Efendim? Pandemi hastaneleri neden yapıyoruz? Azaldıysa ve azalıyor. Şimdi onu söyleyeyim. Pandemi hastaneleri konusu tabii bizim konumuz değil. Yani o İstanbul Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İstanbul'daki ihtiyaca binaen hani planlanmış olabilir.
Sayın Bakanımız da izah ettiler. Bu hastaneler sadece COVID hastanesi olarak düşünmeyin dediler. Bu bundan sonraki süreçlerde de ihtiyaç halinde kullanabileceğimiz hastaneler olacak dediler. Dolayısıyla hani o bu durumla ilgili bir tepkisel hastane gibi düşünmeyin onları, öyle düşünürseniz. Hani oraya nakledilmesi hani, gibi bir durum var mı hiç konuşulan? Yani bütün diğer hastaneler şimdi bunlar normal çalışmaya devam etsin. Yalnız, ileride COVID vakaları düştü. İstanbul için. Buyurun. Dediğim gibi bu İstanbul'daki yönetimle ilgili durumlardır. İstanbul %65 ya hocam, o yüzden. Hani çok ama yüksek. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bilim kurulu Kayseri'de şöyle olsun, Konya'da böyle olsun, Isparta'da böyle olsun, İzmir'de böyle olsun yönetim diye kararlar alamaz. Bilim kurulu genel tavsiyelerde bulunur ama il pandemi yönetim kurulları kendi illerindeki duruma göre, aldıkları geri bildirimlere göre, ihtiyaçlarına göre lokal planlamalarını yaparlar. Pandemi hastaneleri lokal bir planlama sonucu mudur yoksa genel bir planlama sonucu mudur? Bu tabii idari bir karar. Onun için hani o konuda yorum yapmam çok doğru olmaz. O sorunuza maalesef tam yeterli cevap veremeyeceğim ama benim edindiğim, Sayın Bakanımızın açıklamalarından edindiğim bilgi ve bizim de bilim kurulunda aldığımız hani bilgiler bu yönde ki bunlar sadece COVID salgınıyla ilgili reaktif bir hastane olmasının çok ötesinde. Elbette bu salgınla ilgili süreçlerde de bizim elimizi çok rahatlatacak ama sadece bu salgınla ilgili bir reaktif hastane gibi düşünmeyelim bunları. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan sağlık hizmetlerindeki esnekliği artıran birer kurum gibi, kuruluş gibi düşünmekte fayda var. Siz biraz önce sormuştunuz Türkiye'nin başarılı olmasının sebepleri nelerdir diye. Aslında tabii her şeyi söyleyemiyorum zaman baskısı da olduğu için ama şunu söyleyeyim ki Türkiye'nin sağlık sistemi bu testten başarılı çıktı. Bu virüs salgını, pandemi dünyadaki bütün ülkelerin sağlık sistemlerini bir sınavdan geçirmiş oldu. Ve eskiden biz şöyle düşünürdük, derdik ki güçlü ülkeler, ekonomisi gelişmiş ülkeler, güçlü insanlar, varlıklı insanlar kendilerini bir şekilde felaketlerden korurlar. Olan zayıf ülkelere, zayıf insanlara olur. Oysa bu salgın şunu gösterdi ki hiç de öyle değilmiş. En güçlü ülkeler, en gelişmiş ülkeler, en güçlü insanlar, en ünlü insanlar maalesef hastalığa yakalandılar, öldüler ve kayıplara uğradılar. Dolayısıyla geldiğimiz dünyada birimiz güvende değilse kimse güvende değil. Bunu anladık. Dolayısıyla hep birlikte daha yaşanılabilir bir dünya kurmak için çalışmamız gerekiyor. Bunu hepimiz anladık. Ama ben size hani şunu söyleyeyim. Covid sonrası dünyayı bugünden artık konuşuyoruz. Herkes de konuşuyor. Ama bu inanın bugünkü, dünkü dünyadan daha güzel, daha yaşanılabilir bir dünya olacak. Ben de umutsuz olmayalım ama şu peki, anda da gevşemeyelim. Bu şekilde bitireyim bu seansı. İki şey soracağım çok kısa bitirmeden pandemi önce. Pandemi hastanesiyle ilgili bir ek yapabilir miyim? Tabii ki, tabii ki hocam. Pandemi buyurun. Hastaneleri aslında kalıcı hastaneler. Yani sari hastanesi evet, değil onlar. İstanbul'da biliyorsunuz deprem riski de çok yüksek olan bir bölgede doğru, yaşıyoruz. Kalıcı olarak yapılan hastaneler ve ulaşımı da sağlanabilecek yerlerde kuruldu. Yani hastaneler. Yani bugün kurulup da salgın geçtikten sonra kaldırılacak hastaneler değil. Ve çoğu odası da yoğun bakım yatağına dönüşebilecek hastane olarak planlanıp yapıldı. Biner yataklı, hatta 1008 yataklı olarak yapıldı. Ve tek kat üzerine yapıldı. Ve gelecek günlerde de kullanabileceğimiz hastaneler. Yani bugün salgın bitti, kaldırılabilecek ya da bir tedirginlik olsun diye kurulan hastaneler değildi. Gelecek günlerde de bu şehrimizin ihtiyacı olabilecek bir sağlık tesisi olarak yapılıp şu anda da hazırlanıyoruz. Bir şey öğrendik, hep beraber öğrendik. Zaman zaman eleştiriyorduk, bilmediğimizden eleştiriyorduk. Belki tecrübe etmediğimiz bir durumdu. Sağlığa yapılan yatırımın ne kadar kıymetli olduğunu ve hiçbirisinin hiçbir şekilde boşa gitmediğini az önce Sayın Özlü de ifade etti. Yani önceden işte güçlü ülkeler, dünyanın en gelişmiş ülkeleri veya en zengin, en güçlü. Bu bir yerde eğer vatandaşınıza ve vatandaşınızın sağlığına o gücünüzü ayırıp yatırım yapmadıysanız bu tür meselelerle çok üzücü sınavlar vermenizi beraberinde getirebiliyor. O nedenle Türkiye'nin bu süreçten sonra hani COVID öncesi, COVID sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz ya, çok farklı bir şekilde çıkabilmesi, hatta bunun uluslararası diplomaside bile başka noktalara, belki dış politikada bile bir soft power olabileceği günlerden geçiyoruz. Niye söylüyorum? Çünkü İngiltere'de televizyon kanalları Türkiye'den gelecek yardımları Breaking News son dakika bilgisi olarak veriyor. Veya farklı farklı ülkelerin Türkiye'den destek istedikleri bir dönem geçiriyoruz ve Türkiye'de
elinden gelen desteği veriyor, vermeye de devam edecek gibi görünüyor. O yüzden bunlar önemli. Hocam, Sayın Özlü, size veda etmeden önce şimdi dediniz ki yüzünüzü güldürecek şeyler söyleyeyim. Ben öyle bir şey, henüz yüzümü güldüren bir şey duymadım. Yani şundan dolayı duymadım. Birbirimizle kucaklaşamayacağımız bir önümüzde yıllardan bahsettiniz. Öyle anladım. Sosyal mesafe dediğimiz şey öyle bir şey. Yani dostlarımızla, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde şu ara şu moddayız hepimiz. Elimiz cebimizde, merhaba, iyi akşamlar. Hiç yapmadığımız bir şey. Buna mı alışacağız? Buna alışmak iyi bir şey midir? Hakikaten kestiremedim. Belki duygusal bakıyorum. Yazın tatile vatandaşlar köylerine gider mi? Tatile gider mi? İş turizmde bir hareketlilik bekliyor musunuz? Bilim kurulunda bu konuşuluyor mu? Bunu sorayım. Bir de bazı illerde çok daha az vaka var. Bazı illerde çok fazla var. Önlemler gevşetilirken iller bazında mı karar alınacak? Yoksa bütün Türkiye'de bilim kurulunun kararıyla yavaş yavaş şunlar açılıyor, bunlar açılıyor, artık seyahat kısıtlamaları kalkıyor gibi mi devam edecek? Bunlara çok kısa yanıt verirseniz aynı soruların cevaplarını ben Sayın Ertuğrul'dan da dinlemek isterim. Buyurunuz. Evet, şimdi iller bazında geri dönüşler önemli. Yani bu pandemi yönetiminde şu anda bütün bölgeler aynı riskte değil. Bir risk sınıflaması yapılacak. Bu risk sınıflamasına göre kararlar, yani bu insan hareketliliğinin serbest bırakılması farklı farklı olabilir. Tabii büyük kentlerde durum biraz farklı, küçük kentlerde durum biraz farklı. Onun için bakın, sokağa çıkma kısıtlamaları da 31 ilde ağırlıklı olarak uygulanıyor. Bunun bir anlamı var. Yani bu rastgele alınmış bir karar değil. Bundan sonraki rahatlamayla ilgili tedbirler de bu kapsamda değerlendirilecektir. Çünkü bir hareketlilik olduğunda en çok hani istemediğimiz şey, enfekte olan yerlerden enfekte olmamış yerlere insan hareketliliğinin fazla olması ve bu şekilde ikinci bir dalgadan Anadolu'da başlama riski. Şu o zaman İstanbullular bu yaz tatile, mesela diğer kentler belki birbiriyle sirkülasyon içerisine girecek ama İstanbullular bir yere gitmeyecekler gibi bir şey çıkarabiliyor. Yok, bence İstanbullular daha şanslı bu konuda. Çünkü İstanbul'da, Ankara'da, Kocaeli'nde, ne bileyim ben İzmir'de bağışıklık olma olasılığı daha yüksek toplumda. Yani oradaki hayatın normale dönme olasılığı daha yüksek, tam tersine. Çünkü bu virüsü hasta olup geçirenler kadar hiç hasta olmadan asemptomatik olarak bağışıklık kazanmış çok daha fazla insan olduğunu tahmin edebiliyoruz. Henüz bunları ölçemiyoruz ama bunları ölçmek için de bazı girişimler, çalışmalar, örneklemler yapılıyor şu anda. Onlar ortaya çıkınca dediğim gibi bu büyük kentlerde daha kolay bir şekilde hayat normale dönebilir. Turizmle ilgili planlamalar var. Bunlar şu anda yapılıyor ama bunları şu anda konuşmak istemiyorum. Çünkü bunları konuştuğumuz zaman hemen sanki bunlar olacakmış gibi bir rehavet gelebilir. Ama elbette yaz tatili çok önemli. İnsanların bir senelik motivasyonu, çalışması açısından bu yaz tatilini nasıl kontrollü olarak yapabiliriz? Yapmaya çalışacağız. Bununla ilgili Türkiye çok ciddi bir çalışma yürütüyor şu anda. Gerçekten dünyaya örnek olacak, belki bir ilki başaracak Türkiye. Bu turizm ve insan hareketliliği, ulaşım konusunda güvenli bir yeni strateji. Bu virüse rağmen, yani virüsle beraber güvenli tatil kavramı ortaya çıkacak. Türkiye'nin bu avantajı olacak. Ben hem yurt içi hem yurt dışı tatil açısından Türkiye'nin burada bir atak yapabileceğine inanıyorum kendi adıma. Bunu da söylemiş olayım. Peki. Bir teşekkür ediyoruz. Daha vardı. Hocam, çok kısa bir cümle alayım. Sayın Ertuğrul'a döneceğim. Buyurun. Neydi acaba? Onu hatırlayamadım ama. Benim sorum, yazın tatil yapabilecek mi vatandaşlardı? Yani kucaklaşma meselesiydi. Yani şeydi. Kucaklaşma konusu şu. Bence artık hani bu konuda bizim biraz alışkanlıklarımızı, adetlerimizi ve ezberlerimizi bozmamız gerekecek. Ben sizin hani dostlarınızla kucaklaşmanıza bir şey demiyorum ama şöyle bir olay vardı. Hiç tanımadığınız bir insan yolda giderken önünüzü geçiyor. Hocam merhaba, nasılsınız deyip elini uzatıyor. Hemen sizi sarılıp öpüyor filan. Bunlar artık bence olmamalı. Yani ya biz mesela bir konferansa gidiyoruz. Öğrencilerle konferans yapıyoruz. Bitiyor. Çıkışta herkesle fotoğraf çekiliyoruz. Ya da sarılıyoruz, evet. Kucaklaşıyoruz. Bitti mi? Evet. O işler bitti mi diyorsunuz? Bitti diyemem ama bir süre en azından bu sürecin böyle gideceğini düşünüyorum. Ama peki, doğru davranışı sorarsanız bunlar güvenli değil. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ya mutlaka bilirsiniz efendim, izleyicilerimiz, herkes sosyal medyayı da çok takip ediyor. Şimdi her sene karikatürler çizilir. İşte geçtiğimiz yılla ilgili bir takım capsler yapılır, fotoğraflar. 2018, 2015 çok kötü geçti. 2016 çok kötü geçti. Daha fazla ne olabilir? 2019 bitti çok şükür. İşte 2020'de rahatlayacağız falan derken hep bir beterin beteri olduğunu bize öğretti
bu hikaye. 2020 ile ilgili aman bir şey yazıp çizmeyin. 2020'den 21'de maazallah başımıza ne gelir ondan sonra hakikaten kestiremiyorum yani. Sayın Ertuğrul buyurunuz hocam, siz de dinleyelim bu meselelerle ilgili katkılarınızı. Evet, evet, bir göktaşı düşmedi henüz, bir de uzaylılar istila etmedi. Uzaylı istila. Çağırmayalım valla. Şu anda yaşadığımız süreç ona benziyor ama şunu bilmemiz gerekiyor. Dünya, hakikaten Tevfik Hoca çok güzel anlattı. Dünya bizimle beraber bizden farklı milyonlarca canlının, milyarlarca canlının yaşadığı bir küre. Hem de benzersiz bir küre. Biz insanoğlu olarak, yani homo sapiens olarak biraz onu hor kullandık bu kısacık insanlık tarihi dönemi boyunca. Ve geldiğimiz noktada tek bir uyarı veriyor bize. Daha önce bu uyarıyı aralıklı olarak veren dünya, şimdi son dönemde daha sık aralıklarla veriyor aslına bakarsanız. Virüslerin yapısı değişiyor, bakterilerin yapısı değişiyor. Bakteriler veya virüsler bizim kullandığımız ilaçlara direnç geliştirerek, kendilerini değiştirerek tekrar bizleri infekte edebilecek duruma getiriyorlar. Çünkü biz onlara saldırdıkça onlar da bize belirli bir direnç gösteriyor. Yani ben de benzer şeyleri düşünüyorum. Bu pandemi sonrasındaki dönem çok daha farklı olabilmeli. Eğer bundan bir ders çıkartarak insanlık ileriyi planlayamazsa daha büyük felaketlere gebe olacağımızı söyleyebilirim. Hani bunu görebiliyoruz, hepimiz görebiliyoruz. Bunu umarım gelecekte politikacılar da görür, siyaset adamları, Trump gibi siyasiler de görür. Hani bugünkü o saçmalamalarından damardan sonra dezenfektan vermek, damardan dezenfektan enjekte etmek gibi. Yani o tür politikacılar da görüp bu dünyanın sadece insanlara ait olduğunu değil, içinde yaşanılan tüm canlılara ait olduğunu ve beraber yaşayacağımızı da bilmek gerekiyor. O nedenle de biraz farklı olması gerekiyor. Fakat güvenemiyorum. Yani belki bendeki o güvensizlik duygusu daha fazla. Sanki herkesin bu süreci unutup tekrar eskiye döndük. Tamam hadi yaşayacağız diyeceklermiş gibi geliyor. Umarım öyle olmaz. Remdesivir konusunda bir şey daha söylemek istiyorum. Biraz önce benim de bir hocam, ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzmanlığımı almıştım. Oradan hocam uyarıda bulundu. Şu şekilde, remdesivir'i zaten Türkiye'de hiç kullanamadık. Türkiye alamadı da. Çünkü onu üreten firma zaten tüm dünyaya yetecek kapasitede bir ilaç üretmedi. Bunu Amerika ve Avrupa için, Almanya için özellikle belirli miktarda üretildi ve bize hiç gelemedi. O nedenle de aslına bakarsanız biz biraz önce Tevfik Hoca'nın da söylediği gibi tercihimizi, seçimimizi diğer ilaçtan yana kullandık ve onları aldık. İyi ki de öyle yapmışız gibi gözüküyor şu anda. Hani sonuçta hocalarımızın dediği gibi o ilacı erken dönemde kullananlar da belki de yarar sağlayabilirdi. Kucaklaşma konusuna gelince ben de bir Akdeniz insanı olarak, hani ben de böyle sıcak sarılmaları severim. Dostlarımızla, çünkü biz birbirimizi öyle algılayabiliyoruz, öyle anlayabiliyoruz. Hani Kuzey İskandinav ülkeleri gibi değiliz, soğuk insanlar değiliz bizler. Evet, haklısınız ama ne yazık ki buna bir süre alışacağız. Yani en azından bu pandemiyi sonlandırana kadar, bununla ilgili gelişmeler iyi olana kadar bu alışkanlıklarımızı bir süre rafa kaldıracağız. Umarım o günleri tekrar birlikte aşarak tekrar dostlarımızla kucaklaşırız, tekrar dostlarımıza. Aşı bulunursa bulunmazsa diye sorayım hocam, bu iki ihtimal efendim üzerinden. Şimdi o aşı konusuna gelince şunu bilmek gerekiyor. Evet, bu virüs sürekli kendini yeniliyor. Yani bir mutasyonla sürekli olarak yeniliyor. Örneğin 1980'de çıkan AIDS pandemisi, ki artık pandemi olarak kabul edilmiyor, AIDS'e karşı bir aşı da bulunamadı. Çünkü o virüsün mutasyon hızı çok fazla. Sürekli kendini yenilediğinden, değiştirdiğinden dolayı, aslında bunu da bilerek yapmıyor virüs. O RNA virüsü olduğundan dolayı hatayla replike oluyor ve o hatayla replike olduğu zaman da bir protein yapısını değiştirmiş oluyor. Böylece bizim ona karşı ürettiğimiz koruyucu proteinler, koruyucu antikorlar işe yaramaz hale geliyor.
Bunun benzerini biliyorsunuz influenza'da yaşıyoruz. İnfluenza aşısı yani grip aşısını her sene yeniden oluyoruz. Doğru. Çünkü virüs kendini yenilediğinden dolayı bir önceki yıllara ait suçlarla tekrar salgın olabilir diye her sene yeniden oluyoruz. Sanırım hani benim umudum o şekilde. Sanırım biz bunu raperler halinde her sene değişik bir biçimde koronavirüs aşısı olarak belki de olacağız. Hani biraz oraya yönlenilecek. Çünkü elimizdeki bilgiler şu anda 5 aylık bilgi. Buna karşı gelişen antikorların yani koruyucu vücudumuzdaki koruyucu proteinlerin ne kadar koruyucu düzeyde kaldığını da henüz daha yeterli olarak bilmiyoruz. Sonra aşıyı ne kadar sürelerle tekrar edeceğimizi de bilmiyoruz. Biz buna rapel dozlar diyoruz. Örneğin tetanoz aşısını biz 5 yılda bir oluruz. Çünkü onun çalışmaları tamamlanmıştır. Der ki 5 yıl sonra tetanoz hastalığı için bizim vücudumuzdaki koruyucu proteinlerin miktarı düşer. O nedenle yenilemek gerekir. Şimdi burada ne kadar koruduğunu bilmediğimizden dolayı süre olarak koronavirüs açısından bakarsak bunların da çalışmaları yapılacak. Benim umudum o şekilde yani senelik raperler halinde yeni virüslere karşı bir aşı bulunur diye umuyorum. Ama asıl umudum da tabii ki tedaviden yana. Aynı influenza'da olduğu gibi erken dönemde hastalığın erken döneminde başlanmış bir antiviral ilacın bu hastalığı tedavi edeceğinden yana biraz da oraya yönlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Dünya Sağlık Örgütü. Buyurun. Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili söylediğiniz konuda da şimdi hiçbir kurumsal yapı tam doğrularla gidemez. Yani bunu bilmek gerekiyor. Doğruları ve yanlışları olur. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün bu salgın dönemi boyunca genel olarak baktığımızda başarı oranını ben yüksek buluyorum. Yani öyle çok da düşük falan değil. Gerektiği zaman bir takım önerilerde bulundu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nü yanlış algılamamak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptırımı olan bir kurum değil bir kere. Hükümetlere şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye de emir verebilecek bir kurum değil. Sadece tavsiye kararlarında bulunuyor ve ondan sonra hükümetlerin ona uyup uymaması kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü bir takım tavsiye kararlarında bulundu en başından itibaren ve pandemiye gelene kadar. Şimdi herkes şöyle düşünüyor, niye baştan itibaren pandemi alarmı vermedi? Halbuki verdi Dünya Sağlık Örgütü başlarda. Yani Aralık'tan itibaren acil durum eylem planlarını yaptı, ona göre açıklamalarda bulundu. Bakın hazırlıklı olun dedi. Şimdi biraz önce sözü edildi. Avrupa ülkeleri bunu hiç ciddiye almadılar ki veya Amerika Birleşik Devletleri bunu hiç ciddiye almadılar ki. Tam tersine böyle hani nasıl olsa gelip geçici bir şeydir bu diye baktılar. Hatta belki de işte SARS, Ebola veya MERS gibi işte lokal bir enfeksiyon olarak kalır. Ondan sonra da orada kaybolur gider diye. Çünkü bundan önceki salgınlarda böyle oldu. Dünya Sağlık Örgütü önlemlerini aldığı lokal infeksiyonlar olarak kaldı, lokal salgınlar olarak kaldı, yayılmadı. Şimdi baktığımız zaman Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri başlarda böyle davrandı. Ve bence asıl sorumluluk eğer bir sorumlu aranıyorsa Avrupalı politikacılarda ve Amerikalı politikacılardadır. Bakın Türkiye Tevfik Özlü hocamın açıkladığı gibi Ocak ayının başından itibaren bir bilim kurulu oluşturdu. Nelerin yapılması gerektiğini planlamaya başladı. Evet. Bizim elimizde daha önceden de pandemi eylem planlarımız vardı zaten ve bunlar harekete geçti. Bence asıl sorumluluk burada. Dünyaya bu kadar yayılmasının ve bu kadar can kaybı olmasının sorumluluğu Avrupalı politikacılarda ve Amerikalı politikacılardadır. Yani sürü bağışıklığını destekleyen politikacılar evet, mesela hiçbir şey olmaz diyenler. Evet. Yani İngiltere'deki durum içler acısı. Hani ben onu söyleyebilirim size. Bence Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlamadan önce o politikacıların suçlayıp o politikacıların kendilerine dönüp kendilerini bir eleştirmesi gerekiyor. Peki. Hani benim düşüncelerim bu şekilde. Peki hocam çok teşekkür ederim. Evet devam edelim. Sayın Başar sizlerle. Normal hayat meselesi. Ekleyeceklerinizi alayım ama bize kazandıracağı şeyler üzerine de belki birkaç şey. İki hocam da doğayla alakalı bu virüs sonrası çok güzel şeyler söylediler aslında. Biraz da duygusal
bilimin yanına biraz duygusallık da kattı. Hakikaten biz insanoğlu şimdiye kadar... Kucaklaşma kısmında hiç duygusallık yoktu. Özellikle Tevfik Hocam çok güzel. O çiçekler, şeyler falan. Hakikaten şeyi fark ettik. Biz doğayı çok tutsa kalmışız insanoğlu olarak. Krallığımızı ilan etmişiz. Oysa şimdi doğa çok özgür ama biz evlerimizde tutsak olduk. Dolayısıyla bundan aslında çıkarılacak çok şeyler var. Hakikaten bu dünya bizim ve iyi kullanmamız gerektiğini burada anladık. İkincisi bu yaşam tarzına alışmak. Şu anki yaşam tarzı aslında çok biraz irite edici. Yani alışveriş yaptığınız şeyler, işte torbalar atılıyor, her şey dezenfekte edilmeye çalışılıyor, siliniyor vesaire. Belki bunların da abartılı olduğunu, belki burada da biraz farklı bir çeki düzen vermemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Evet, mesafemizi koruyacağız, maskelerimiz olacak, ellerimizi yıkayacağız ama diğer açılardan da belki orada biraz gevşeklik olabilir. Ve bu da ben şuna da katılıyorum. Aşı, Dünya Sağlık Örgütü de söyledi, yani olamayabilir, burada bir hayal kırıklığı yaşayabiliriz dedi. Umarım onu yaşamayız ama sanki bana bu bütün yapılan bu birçok 500'e yakın çalışma ilaçlarla ilgili vesaire, ben hep ilaç tarafındayım. Sanki daha etkin bir ilaçla bu çözümlenebilir gibi geliyor. Çünkü çok değişken bir sonuç. Her ne kadar o üzerindeki o taçlar, gerçek etki gösteren o taçlar değişmiyorsa da ve aşı buna karşı yapılması planlanıyorsa da veya yapılıyorsa da... Neden? Taçlara çok, niye işaret ettiniz? Yani bu şeyler AC2 reseptörlerine bağlanan o üzerindeki şey var ya hani... Biliyor musun? Korona denmesinin sebebi de o zaten. Evet, o taçlar... Yani yüz civarında, yüzün üzerinde bir şey mutasyonla oluşmuş suç var. Ama ne olursa olsun onlar değişmediği sürece aşıdan bir ümit var deniyor. Hani buradan bir ümitleniyoruz ama öte yandan da acaba ne kadar immün cevabı destekleyecek, ne kadar sürede bir yapılacak gibi birçok şey de var. Tıpkı influenza aşısı gibi. Hani etkinliği çok daha, koruyuculuğu daha düşük olabilir. O nedenle de tamam, aşı çok önemli. İlk başta ileri yaş grubu, immün sistemi, çökük grup, sağlıkçılar vesaire mutlaka denecektir ama hep şey gibi geliyor bana, etkin bir ilaç. Bununla da ilgili güzel yollar alınıyor. Sanki etkin bir ilaç olup da biz bundan kurtulurmuşuz gibi ama gördüğümüz kadarıyla birkaç yıldan önce çok da kurtulacağız gibi durmuyor. Sayın Oval'ın açıklamalarını takip etme şansınız oldu mu? Mesela 40 yıl sonra aşı ürettik dedi. Evet. Yönteminden de bahsetti belki. Zayıflatın. Klasik bilinen aşı ama kendisi de açıkladı. Bu rekombinan DNA teknolojisi yapılacak olan daha vakit alacaktır. Aslında o çok sayıda üretilecek olan aşıdır. Bizim yaptığımız klasiktir. Zayıflatılmış olan virüsü vermektir. Biz en azından o döneme geçiş için bir aşı üretiyoruz dedi. Çok doğru ama bunun denemeleri yapılsın. Bakalım ne gibi sonuçlar alacağız, onları bir görelim. Ona göre önümüze bakacağız diye düşünüyorum. Aşı olmazsa İngiltere'de de zannediyorum hayvan testi bitti, insanda deniyorlar. Evet. İnsan çalışmaları başladı. Oxford'daki ekip şu anda insan çalışmaları yapıyor. İnsanların belli sayıda uygulanıp ondan sonra etkinliğinin görülmesi ve daha sonra da daha kalabalık kitlelere yapılması şeklinde bir öneride bulunabilir. Bu ne kadar sürer? Onların şu andaki öngörüleri Eylül ayında bu aşının sağlık çalışanlarına yetiştirilmesi şeklinde bir öngörüleri var. 3 ay gibi bir süre verdiler değil mi hocam? Öyle evet. 3 ay gibi bir süre verdiler. Ama şu var Sayın Ersoy, yani bunu yapacak, önce çoğaltacak, önce herkes kendi insanını yapacak bunu, ondan sonra bize. Formülü paylaşılmaz mı? Ne olursa olsun önceliği kendisi olacaktır. Onun için bizim yaptığımızın etkin olması bizim için çok önemli. Burada vakit kazanmak adına Sayın Ovalı da bunu söylüyor. Vakit kazandıracak. Biz de yaparız yani muhtemelen. Yani bu arkası gelecektir ama en azından bu dönem aşı şöyle bir şey midir? Yani bir ülke ürettiyse herkes üretebilir. Yani bir kod mu bu çözüldüğünde o nasıl bir şeydir bu? Yani bir ülke ürettiyse her ülke bunu er ya da geç üretir mi? Vakit üretirsinizse vakit biraz var. Farklı. Zaman gerekir. Nasıl farklı hocam? Şimdi şöyle, aşının teknolojisi iki türde. Ya virüsü zayıflatırsınız veya virüsü demeyelim, mikroorganizmayı zayıflatırsınız ve zayıflattığınız şekilde verirsiniz. Ama bunun riskleri de vardır. Tekrar infeksiyon oluşturabilmek gibi riskleri de ulaşabilir. Bir de virüsün bir bölümünü veya mikroorganizmanın bir bölümünü alırsınız. Ona karşı vücudumuz koruyucu protein üretiyordur, antikor dediğimiz. Ve oraya yapıştığı zaman da o mikroorganizmayı
ortadan kaldırıyordur. Biz buna nötralizan antikor diyoruz. Bunlar genellikle rekombinant tekniğiyle üretilen aşılardır. Şimdi sizin o neye karşı ürettiğinizi iyi bilmeniz gerekiyor ve bununla ilgili de biyoteknolojiye sahip olabilmeniz gerekiyor. Şimdi Türkiye daha yeni yeni bu biyoteknolojik ürünlere ürün üretebilecek kapasiteye sahip olmaya başladı. Benim bildiğim birkaç yerde var bu biyoteknolojik ürün. Örneğin hepatit B aşısı bu şekildedir. Hepatit A aşısı bu şekildedir. Buna benzer nötralizan antikor bağlamında yapılan zayıflatılmış aşılar da mikroorganizmanın zayıflatılmış aşıları da ayrı bir biçimde üretilir. Şimdi hiç kimse size bu teknolojiyi alın kullanın diye de vermez ne yazık ki. Yani bu işin bir de bu yönü var. Hele hele bir firma bunu başardıysa ve örneğin bir laboratuvardan satın aldıysa onun patentini de alacaktır. Onu size satmaya çalışacaktır. Yani bunu sizin de insanlarınız kurtulsun, yararlansın, ben işte bunu amme hizmeti olarak yapıyorum. Hiç kimse demez. Bunu dünyada bir tek ülke diyor, Küba diyor. Onun dışında başka hiçbir şey. Ama bu bir salgın ya, hani farklı bir durum olur mu diye. Yapmazlar. Sordum. Önce kendisini düşünür herkes. İşte aslında yani. Bu pandeminin Bülent Hocam bize katacağı bir diğer değer de şu olacak. Geçmişte milli savunma sanayi gibi bir şey yani. Milli aslında yeni jenerasyon askerler, savaşçılar, sağlıkçılar olacak yeni dünya düzeninde. Ve asıl yatırım da silah tabii ki yaparlar ama eskiden silaha yaptıkları yatırım aslında şimdi ilaçlara, aşılara, yani bilime yapacaklar. Ve hani geçmişte bizim şu meşhur Hıfzı Saha Enstitümüz kapattığımız aslında şimdi işte ne kadar önemli olduğunu, biz 40'lı yıllarda aşılar yapıyorduk satarken, biz şimdi birileri aşı yapsa da acaba biz faydansak mı diye beklemeyeceğimiz noktaya gelmeliyiz. Onun için bu tarz yapıların tekrar Türkiye'de devletin de kontrolüyle yeniden yapılandırılması ne kadar önemli oldu bir kez daha ortaya çıkıyor aslında bu pandemiyle birlikte. Evet, ne yani kadar önemli. Kapatılan hıfzı sahaların. Ya ne kadar önemli. 40'lı yıllarda biz aşı veriyormuşuz. Sonra 97 yılında aşı yapması niyeyse, ne hikmetse bitirtilmiş. Ne 99'da ya aşı yapma izni kaldırılmış. Firmalardan satın almak daha ucuz dendiğinden dolayı. Yani buradaki bizim üretmemiz daha pahalıya mal oluyor. Firmalar dışarıdan satın almamız daha ucuz. O nedenle de bunlara gerek yok dendi. Engellenmiş. Ve aşı üretilmesi ortadan kaldırıldı. Sonra tarımdaki gibi. Bunu da kaldırıldı. Ben sadece tarımdaki gibi diyecektim ben de. Evet, tohum satın almak. Ne yazık ki. Küba'da Havana bölgesinin çevresinde ciddi bir biyoteknoloji enstitüleri vardır ve onlar tüm aşılarını ve ilaçlarını kendileri üretirler. Çünkü aşı ve ilaç çok stratejik ürünlerdir. Eğer siz buna sahip olabilirsiniz, kendi halkınızı, sağlığını korumuş olursunuz. Bu anlamda bizim de bir an önce buna sahip olabilmemiz, buna ulaşabilmemiz gerekiyor. Öyle bir siyasi irade var mı Türkiye'de şu anda artık? Yeni yeni olacak gibi duruyor. Yani ben yani milli savunma sanayine benzer bir mecburuz tabii olmak yani zorunda. Olacak gibi. Bundan sonra teşvikler umarım açılacaktır bununla ilgili. Ama ben gene de bunun aslına bakarsanız özel sektör aracılığıyla değil de devlet eliyle yapılması, yani kamuyla yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü gerektiğinde de biliyorsunuz 1970'lerde Kıbrıs çıkartması sonrası o Amerikan ambargosunun hemen ardından Türkiye kendi bir takım ürünlerini, örneğin uçak tekerleği, yani tekerlek var mı? Petlas. Sonra ne yaptık biz onu? Kamu eliyle yarattığımız şeyi sattık. Bence işte asıl onları konuşmak bir ölçüde doğru. Hani devletin bu işe girmesi, devletin bu işi yapması, bu konudaki yatırımları yapması ve bilim insanlarını desteklemesi gerekiyor. Belki de hani Ercüment Hoca'ya da o anlamda bir parantez açmak gerekiyor. Bu konuda çalışma yapan, bu konuda araştırma yapan tüm bilim insanlarına devlet gerekli desteği verebilmeli, onların önünü açabilmeli. İnanın Türkiye'deki bilim insanları bunları yapabilecek düzeydeler. Evet.
Bakın bir şey, son şunu ekleyeyim. Biz bu kadar hasta yoğunluğuyla başa çıkmamızın temel nedenlerinden bir tanesi, biz bu kadar çok hasta görmeye Avrupalılardan çok daha fazla alışkınız. Aynen öyle. Çok hocalar çok söyledi. Çok hekim arkadaşlarım yani, dedi ki biz acillerde o kadar boğuluyorduk ki o zaman çok şikayet ediyorduk ama neredeyse bu bizim için bir tatbikatmış. Çok doğru. Evet, aynen dediler. Öyle. Şimdi hazırlıklıydık. Türk hekimleri ve Türk bilim insanları inanın ondan sonraki süreci de çok iyi yöneteceklerdir. Peki. Sayın Çetinkaya, buyurunuz efendim. Hem aşı meselesi, yani bu arada ben bunu başka bir programda konuşmuştuk. Daha önce sizin de söylediğiniz gibi hiçbir ülke birbirine vermiyor. Ama bu salgın olduğu için bulunduğu anda bütün dünyaya aynı oranda paylaşılmalı formülü. Ki herkes buna tepki gösterir eğer böyle olmazsa demişti. Bir bu konudaki görüşleriniz. Bir de Ramazan ayındayız. Bugün ilk günüydü Ramazan-ı Şerif'in. İnsanlar oruç tutuyorlar ve tabii ki bir de salgın durumu var. Sağlık Bakanlığı bazı açıklamalar yaptı. Önerileriniz varsa onları da izleyicilerimize paylaşalım. Dikkat etmeleri gerekenler. Buyurunuz. İstanbul geneliyle ilgili ben bir iki tane bilgilendirme yapmak istiyorum. Buyurun. Sosyal dayanışmayla ilgili ya da ruhsal problemi olan ya da ruhsal kendini sıkıntı hisseden insanlarımız için, vatandaşlarımız için, halkımızdaki bu tür sıkıntı yaşayanlar için KORDEP denen bir danışmanlık hattı kuruldu. 0850-305-0034 olarak. Burayı arayıp... 0850-305? 850-305-0034. Ücretsiz bir danışmanlık hattı. Ücretsiz ruhsal danışmanlık hattı. Verebilir miyiz numarayı? Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen bir sistem ruhsal danışmanlık hattı olarak geçiyor. Burada sizi aradığınız zaman mesai saatleri içinde aranması gerekiyor. Mesai saatleri içinde arandığı zaman kendilerine bir geri dönüş yapılıyor ve daha sonra da bir danışman çıkıyor karşısına. Ve gerektiği zaman da telekonferans şeklinde bir danışmanlık veriliyor. Hastaneye gelmesi gerekiyorsa da randevusu ayarlanıp çağrılıyor. Bu şekilde hani İstanbul genelinde uygulanan bir uygulamayı sizinle paylaşmak istedim. Çünkü hep söyleniyor, iller bazında farklılıklar gösterebilir uygulamalar. İstanbul Valiliğimizin bu şekilde bir uygulaması oldu önderliğinde. İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve diğer kuruluşların katkılarıyla oluşturuldu. Ramazan'da dikkat etmemiz gerekli olan, zaten şu anda evlerimizdeyiz. Yine belli bir hareketsizliğimiz söz konusu ama bu hareketsizliğimizi çok hareketsiz hale getirmemiz gerekiyor. Ve iftarımızı da yaparken de çok karbonhidratlı değil de protein ağırlıklı beslenmek şu anda daha uygun gibi duruyor. Benim tavsiye edeceğim nokta bu olabilir. Aşıyla ilgili yaygınlaşmasını gelecek günlerde göreceğiz tabii. Ülkemize de üretimi söz konusu olabilir. Yani Ercüment Hoca'nın önderliğini yaptığı ya da diğer arkadaşların çabaları varsa onların da gayretleriyle olabilir. Ama İngiltere'nin ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olan aşının da uygun olduğu zaman, fazla miktarda üretimi söz konusu olduğu zaman ülkemize gelmesi söz konusu olabilir. Ama şu an için bir şey söylemek için erken. Daha şu anda testleri yapılır. Formül paylaşılması şu anda zaten asıl problem virüsün izole edilmesi. İzole edildi zaten. Ülkemizde de yapıldı. Onun bir proteinin başka bir virüse tanıtılması ve o virüsün solüsyon halinde hazırlanması ve aşı oluşturması şeklinde. Bu tabii belirli bir kısıtlı toplulukta denemeniz gerekiyor. Etkinliğini gördüğünüz zaman, yan etkilerini gördüğünüz zaman da eğer etkin bir aşı yani elinizde söz konusuysa bu aşıyı daha yaygın bir topluluğa yapmanız söz konusu. Bu kimlerden başlayacak? Sağlık çalışanlarından başlayacak ve risk faktörü yüksek olan gruplardan başlayacak yapılmaya ve daha sonra da diğer gruplara da aşılanması söz konusu olacak. Şöyle biraz farklı bir şey ya, ilk defa karşı karşıya kalıyoruz. Dünyada diyelim İngiltere ya da Türkiye ya da herhangi başka bir ülke buldu bunu. Bulduğunu da ilan etti. Denedi. İnsanlarda da olumlu sonuç aldı. Artık dedi ki aşısı budur. Ben başlıyorum kendi ülkemde dağıtmaya. Bunun formülünü paylaşmaması başka bir baskı, siyasi baskı. Yani biz herkes böyle bir salgınla karşı karşıya olduğu için bir problem değil midir o ülke için? Yani normal dışında bir durum değil mi bu? Şu anda... Ben firma şunu diyebilir mi yani? Ben burada karlılık gözetiyorum. Efendim bunun formülü vermeyeceğim, ben buldum ve bu işten para kazanacağım diyebilir mi?
Yani şu anda formülle ilgili sıkıntıdan çok hani aşıyı kendi ülkesindeki insanlara yeteri derecede üretip üretmemesiyle ilgili söz konusu olacak. Yani hayır, üretim miktarıyla ilgili. Üretemeyeceği olacak. İçin başka ülkelerde yani, de üretilmesine katkı sağlaması. Nasıl ki diğer koruyucu tıbbi malzemeler başka bir ülkeye verirken önce kendi sağlık çalışanlarını düşündü ve o şekilde uygulama yaptı. Aynı şekilde de aşıda da söz konusu olabilir. Yeterli bir üretim fazlası söz konusu olursa kendi topluluğu için o zaman diğer ülkeleri bu konuda destekleyebilir. Hayır, diğer ülkelere zaten vermek zorunda, satacak onu sonuçta, ama onu demiyorum ben. Ben diyorum ki formülünü dağıtıp her ülke kendi içerisinde üretemez. Formülle ilgili ben biraz önce de izah etmeye çalıştım. Buradaki asıl formülü virüsün izole edilmesi. Zaten ülkemizde de izole edildi zaten. Formülle ilgili çok fazla bir aşı bulunduğunda her yerde üretilemez mi? Değil ya, ama sizin tekniğiniz buna müsait olması lazım. Yani teknolojiniz buna müsait olması lazım. Tamam, müsait olan ülkelerde. Altyapınız uygunsa o şekilde üretim yapılabilir. Tamam. Hocam çok kısa alayım. Ama bunun patentini kimse vermez. Vermez mi? Vermez. Kimse vermez size bunun patentini. Böyle bir konuda bile yani vermez mi? Nettir. Yani patent de değil. Yani biz dünyada böyle bir salgın var. Bunu da bulduk. İnsanlığa bunu bir... hibe ediyoruz. Mehmet Akif Bey çok iyi niyetlisiniz ya. Vallahi evet. Ya, çok iyi niyetlisiniz. Yani. Ahlaki olan budur diye düşündüm yani. Elbette. Yani bakın, elbette. Ahlaki olan odur. Çok haklısınız. Etik olan davranış bunu hocam gerektirir. Hocam bir salgın çünkü bu başka bir şey değil. Bunu şimdi, Küba dışında Bülent kimse Hoca yapmaz. Bir şey söyledi. Ben aynen onun dediğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Sağlık kamusal olmak zorundadır. Sağlık özel, tümüyle özelleştirilemez. Bu sağlık sistemleri bakın. Evet. Kamusal sağlığı önde tutan ülkeler bu peki süreçte başarılı oldular. Ama özel sağlığa geçenler maalesef İtalya gibi kaosa atildiler. Peki, çok onun teşekkür için ediyorum. Sağlık herkes için gereklidir ve mutlaka kamusal olarak desteklenmelidir. Bu dediğinizin evet olma olasılığı çok düşük. Keşke olsa, dediğiniz gibi olsa. Peki, hocam devlet üniversitelerini de aynı şekilde desteklemek gerekir. Yani hep el üstünde tutmak gerekir. Mutlaka yani bu anlamda da tıp eğitimini de öncelikle devlet üniversitelerinde yönetilmesi bence çok önemli. Peki. Profesör Doktor Bengi Başar, çok teşekkürler katkılarınız için efendim. Profesör Doktor Erdoğan Çetinkaya, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Teşekkür ederiz. Profesör Doktor Tevfik Özlü, Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, sizlere de çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.